Merhaba arkadaşlar, Ferhat Yıldız'da İngilizce derslerine hoş geldiniz. Size söz verdiğim gibi İngilizce videoları yapmaya şimdi başlıyoruz. Işığımız güzel, tahtamız güzel, hoca zaten iyi. O zaman ne yapacağız? Şimdi derslerimize başlayacağız ve hızlı bir şekilde ben size İngilizceyi arkasından İtalyanca, Fransızca, Almanca hepsini öğretmeye başlayacağım. Lütfen biraz sabır, hepsinin videosunu tek tek sizin için yapacağım. Olur mu? Şimdi ne yapalım? İngilizce derslerimize başlayalım. Peki İngilizce nasıl bir dil arkadaşlar? İngilizce unutmayın, Batı Alman dillerinden bir tanesi. Yani Almanca, Hollandaca ve İngilizce bu üç dil kardeşler. Yani birbirlerinden aslında çok da farkları yok. İngilizce bunların arasında en kolay olanı. Hatta İngilizce dünya dilleri arasında en kolay olanlardan bir tanesi. Peki İngilizcenin neresi zor? İngilizce arkadaşlar yazım sistemi olarak biraz nasıl söyleyeyim, biz Türklere ters geliyor. Bundan 100 sene evvel Mustafa Kemal Atatürk dünyanın en iyi yazı sistemini biz Türklere, Türkiye Cumhuriyeti'ne kazandırdı. Gerçekten arkadaşlar dünya dillerini araştırdıkça, dünya dillerinin hangi yazı sistemlerini kullandığını gördükçe Mustafa Kemal Atatürk'ün dehasına, zekasına her geçen gün daha fazla hayranlık duyuyorum. Şimdi ne yapalım? O zaman biz İngilizce derslerimize başlayalım. Peki nelerden başlayacağız? Öncelikli olarak şahıs zamirlerinden başlayacağız. Bütün dillerde unutmayın. Bütün dillerde öncelikli olarak şahıs zamirlerinden başlıyoruz. Şahıs zamiri ne demek? Ben, sen, o, biz, siz, onlar diye tabir ettiğimiz ismin yerine geçen sözcüklere şahıs zamiri diyoruz. Şimdi who okunuşu who, h-u. Who kim demek? I, ben demek. You, sen demek. He, o demek. Erkekler için o. She, kadınlar için o. It, cansızlar ve hayvanlar için o. We, biz. You, siz. Ve they, onlar demek. Şimdi burada you hem siz hem de sen demek oluyor. Lütfen ama lütfen buna dikkat edin. Bir daha tekrarlayalım. I, ben. You, sen. He, o, erkekler için. She, o, kadınlar için. It, o, cansızlar ve hayvanlar için. We, biz. You, siz. Ve they, onlar. Peki, hocam diyeceksiniz niye he, she ve it var? Arkadaşlar unutmayın, Avrupa dillerinde isimler erkek, orta cins ve dişi olmak üzere üçe ayrılır. Rusçasında da böyledir, Portekizcesinde de böyledir, İspanyolcasında da böyledir, Fransızcasında da böyledir. Bazı dillerde üçüncü cins dediğimiz cins ortadan kalkmıştır, sadece ne kalmıştır? Dişi ve erkek kalmıştır. Ama unutmayın hepsinin kökeni birdir. Hepsinin kökeni nedir? Hint Avrupa dil grubundan gelir. En tepede bir Avrupa dili vardır. Oradan yavaş yavaş çıkıp hepsi kendi arasında dağılmıştır. Şimdi ne var burada? Şahıs zamirlerimizi saydık. Arkasından ne gelecek? Arkasından fiil gelecek. İngilizcenin kolay yerlerinden bir tanesi bu. Almanca'da fiiller kişilere göre çekildiği halde, Türkçe'de çekildiği halde İngilizce'de bir iki istisna hariç fiiller kişilere göre çekilmez. Yani Tarzanca'yla aşağı yukarı denk bir dil. Peki nasıl oluyor bu Tarzanca'yla? Şimdi biz konuşmak diyoruz. Konuşmaktaki mek ve mak mastardır. Ne yapıyoruz? Ben konuşmak demiyoruz. Konuş fiilin köküdür. Mek, mak, mastardır. Onu atıyoruz. Ben konuşuyorum. Ne yaptık? İyilik eki koyduk. Şimdiki zaman eki koyduk. Your ve kaynaştırma eki koyduk. U. O zaman ne yapıyoruz? Konuşuyorum. Konuşuyorsun. Kişiye göre değişiyor. İngilizce'de işte bu aşağı yukarı yok gibi. Ne yapıyoruz? Speak. Konuşmak. To speak. Konuşmak. Ne yapıyoruz? Kişiye göre çok fazla bir şekilde değişmiyor. Sadece he, she, it'te sonuna ufacık bir s alıyor. O zaman yapalım. I speak. Ben konuşurum. Bu Türkçedeki geniş zamana denk geliyor. Bunu unutmayın.
Yani genelde yapmış olduğumuz işleri anlatırken kullanıyoruz. İşte ben her gün pazara giderim, ben saat 5'te kalkarım gibi genelde yaptığımız işleri anlatırken hangi zamanı kullanıyoruz? Bunu. Fiil değişiyor mu? Değişmiyor. I speak. Ben konuşurum. You speak. Sen konuşursun. He, she'de ne yapıyorduk? Sonunda bir S koyuyorduk. He speaks. O konuşur. She speaks. O konuşur. It. Varsayalım konuşan bir köpek. It speaks. O konuşur. We speak. Biz konuşuruz. You speak. Siz konuşursunuz. Ve they speak. Onlar konuşurlar. İkinci öğreneceğiniz şey nedir bir dil öğrenirken? Bir dil öğrenirken ikinci öğrenmeniz gereken şey şudur. Ben soruyu nasıl yaparım? Olumlu cümle yapmayı öğrendiniz. Soruyu yapmayı öğrendikten sonra o zaman ne yaparsınız? Çok hızlı bir şekilde istediğiniz rahatlıkla iletişim kurmaya başlarsınız. Soru yapmak İngilizce'de çok kolay. Neydi olumlu kalıbımız? I speak, ben konuşurum. Geniş zamanda soru yaparken do normalde yapmak anlamına geliyor. Ama ne yapıyorlar? Sen konuşmak, yapmak gibi bir cümle kuruyorlar. O zaman ne yapıyoruz? Do'yu alıyoruz. Normal cümlemizin başına getiriyoruz. I speak. Ben konuşurum. Başına do getirin. Olsun size soru. Do I speak? Ben konuşur muyum? You speak. Sen konuşursun. Do you speak? Sen konuşur musun? He speaks. O konuşur. Burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Speak'in sonundaki s'i alıyoruz. Ne yapıyoruz? Do'ya ekliyoruz. Yani buraya ekliyoruz. Bunun yanına da bir tane e getiriyoruz ve bunu does olarak telaffuz etmeye başlıyoruz. He speaks. O konuşur. Does he speak? O konuşur mu? She speaks. O konuşur. Does she speak? O konuşur mu? It speaks. O konuşur. Does it speak? O konuşur mu? We speak. Biz konuşuruz. Do we speak? Biz konuşur muyuz? You speak. Siz konuşursunuz. Do you speak? Siz konuşur musunuz? They speak. Onlar konuşurlar. Do they speak? Onlar konuşurlar mı? Peki, bunun olumsuzunu nasıl yapıyoruz? Bir dil öğrenirken neydi? Bir olumlu cümle, iki soru, üç olumsuz yapmayı öğrenmemiz lazım dersin hemen başında. Bunları yaptığınız zaman dili konuşmaya yavaş yavaş başlamışsınız demektir. I speak, ben konuşurum. Burada gene do'dan yararlanıyoruz. Bir de not diye bir olumsuzluk sözcüğümüz var. Not. Değil anlamına gelir. Almanca'da da var, İtalyanca'da da var, Fransızca'da var, hepsinde var. 3 aşağı 5 yukarı bütün dillerde aynıdır. Almanca'da nicht. Hollanda'ya doğru gidiyorsunuz, nicht. İtalya'ya gidiyorsunuz, non. İspanya'ya gidiyorsunuz, no. Fransa'ya gidiyorsunuz, no. Je ne pas oluyor Fransa'da. Polonya'ya gidiyorsunuz, nie. Rusya'ya gidiyorsunuz, ne? Bir bakıyorsunuz, her tarafta biraz değişik versiyonlarını kullanıyor ama aşağı yukarı aynı. Ne yapıyoruz? Not'ın başına bir de do koyuyoruz. Ben konuşmak, yapmamak gibi bir cümle ortaya çıkıyor. Ama tam olarak Türkçe'ye çevirdiğinizde gramerli bir cümle olarak görüyorsunuz. I speak, ben konuşurum. I ile speak'in arasına ne yapacağız? Do not'ı koyacağız. I do not speak. Ben konuşmam. You speak. Sen konuşursun. You do not speak. Sen konuşmazsın. He speaks. O konuşur. İşte burada aynısını yapıyoruz. Speak'in sonundaki s'i alıyoruz. Do'nun yanına koyuyoruz. Ve ne oluyor? He does not speak. O konuşmaz. She speaks. O konuşur. She does not speak. O konuşmaz. It speaks. O konuşur. It does not speak. O konuşmaz. We speak. Biz konuşuruz. We do not speak. Biz konuşmayız. You speak. Siz konuşursunuz. You do not speak. Siz konuşmazsınız. They speak. Onlar konuşurlar. They do not speak. Onlar konuşmazlar. Devam edelim. Artık bir şeyleri konuşmaya başlayalım. Ne konuşmaya başlayalım? İngilizce konuşalım, Almanca konuşalım,
O zaman neyimiz var elimizde? Bakalım neyimiz var. English, İngilizce. German, Almanca. French, Fransızca. Turkish, Türkçe. Spanish, İspanyolca. Russian, Rusça. Ve Chinese, Çince. Bu dillerin hepsini Çince dahil size öğreteceğim arkadaşlar. O zaman cümle kurmaya başlayalım. I speak English. Ben İngilizce konuşurum. You speak German. Sen Almanca konuşursun. He, unutmayın S geliyordu. He speaks French. O Fransızca konuşur. She speaks Turkish. O Türkçe konuşur. Buradan sonra artık iti kullanmayalım. Köpekler Türkçe konuşamayacağına göre o zaman devam edelim. We speak Spanish. Biz İspanyolca konuşuruz. You speak Russian. Siz Rusça konuşursunuz. They speak Chinese. Onlar Çince konuşurlar. Şimdi ne yapacağız? Soru yapacağız. Soru yapmayı öğrendiğiniz zaman artık iletişime geçmeye başlıyorsunuz. O zaman soralım. I speak English. Ben İngilizce konuşurum. Soruda ne oluyordu? Başına sadece do geliyordu. Do I speak English? Ben İngilizce konuşur muyum? You speak German. Sen Almanca konuşursun. Do you speak German? Sen Almanca konuşur musun? He speaks French. O Fransızca konuşur. Does he speak French? O Fransızca konuşur mu? She speaks Turkish. O Türkçe konuşur. Does she speaks Turkish? Bir daha. She speaks Turkish. O She speaks Turkish. O Türkçe konuşur. Does she speak Turkish? O Türkçe konuşur mu? We speak Spanish. Biz İspanyolca konuşuruz. Do we speak Spanish? Biz İspanyolca konuşur muyuz? You speak Russian. Siz Rusça konuşursunuz. Do you speak Russian? Siz Rusça konuşur musunuz? They speak Chinese. Onlar Çince konuşurlar. Do they speak Chinese? Onlar Çince konuşurlar mı? Olumsuz nasıl yapıyorduk? Araya do not ya da does not'ı koyuyorduk. O zaman yapalım. I speak English. Ben İngilizce konuşurum. I do not speak English. Ben İngilizce konuşmam. You speak German. Sen Almanca konuşursun. You do not speak German. Sen Almanca konuşmazsın. He speaks French. O Fransızca konuşur. He does not speak French. O Fransızca konuşmaz. She speaks Turkish. O Türkçe konuşur. She does not speak Turkish. O Türkçe konuşmaz. We speak Spanish. Biz İspanyolca konuşuruz. We do not speak Spanish. Biz İspanyolca konuşmayız. You speak Russian. Siz Rusça konuşursunuz. You do not speak Russian. Siz Rusça konuşmazsınız. They speak Chinese. Onlar Çince konuşurlar. They do not speak Chinese. Onlar Çince konuşmazlar. Bakın buraya kadar süper geldiniz. Gerçekten ama gerçekten şu aya kadar gerçekten süper geldiniz. Şimdi ne yapalım? Bir dili nasıl konuştuğumuzu belirtelim. Neyimizle belirteceğiz peki bir dili nasıl konuştuğumuzu? Zarflarla. Peki zarf nedir? Mektup zarfı değil arkadaşlar. Peki zarf nedir? Sıfatlar ne yapar? İsimleri belirtir. Bir ismin, bir adın, doğadaki bir varlığın büyüklüğünü, küçüklüğünü, rengini, farklı farklı niteliklerini belirtir. Peki zarflar neyi belirtir? Zarflar ise bir eylemi nasıl gerçekleştirdiğimizi belirtir. Peki nedir zarflar? Good İngilizce'de iyidir. Good bir sıfattır. Ama well bir işi nasıl yaptığımızı belirtir. Bad kötüdür ama badly bir işin ne kadar kötü yaptığınızı belirtir. Fast hızlıdır. Slowly yavaşça. Terribly kötüce, kötü. Quietly sessizce.
fluently, akıcı bir şekilde. O zaman ne yapalım? Şimdi cümlelerimizi bunları da ekleyerek yapalım. I speak English well. Ben iyi İngilizce konuşurum. Soru yaparım. Do I speak English well? Ben iyi İngilizce konuşur muyum? Olumsuz yapalım. I do not speak English well. Ben iyi İngilizce konuşmam. You speak German badly. Sen kötü Almanca konuşursun. Soru yapalım. Do you speak German badly? Sen kötü Almanca konuşur musun? Olumsuz yapalım. You do not speak German badly. Sen kötü Almanca konuşmazsın. He speaks French fast. O hızlı Fransızca konuşur. Soru yapalım. Does he speak French fast? O hızlı Fransızca konuşur mu? Olumsuz yapalım. He does not speak French fast. O hızlı Fransızca konuşmaz. She speaks Turkish slowly. O yavaş Türkçe konuşur. Soru yapalım. Does she speak Turkish slowly? O yavaş Türkçe mi konuşur? Olumsuz yapalım. She does not speak Turkish slowly. O yavaş Türkçe konuşmaz. We speak Spanish terribly. Biz korkunç İspanyolca konuşuruz. Çok kötü. Soru yapalım. Do we speak Spanish terribly? Biz çok kötü İspanyolca mı konuşuruz? Olumsuz yapalım. We do not speak Spanish terribly. Biz çok kötü İspanyolca konuşmayız. You speak Russian quietly. Siz sessizce Rusça konuşursunuz. Do you speak Russian quietly? Siz sessizce Rusça mı konuşursunuz? You do not speak Russian quietly. Siz sessizce Rusça konuşmazsınız. They speak Chinese fluently. Onlar akıcı Çince konuşurlar. Do they speak Chinese fluently? Onlar akıcı Çince konuşurlar mı? They do not speak Chinese fluently. Onlar akıcı Çince konuşmazlar. Evet arkadaşlar, ilk dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde İngilizce öğrenmeye devam edeceğiz. Size adım 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 İngilizceyi en iyi şekilde, anlayabileceğiniz şekilde öğreteceğim. Ve kısa zamanda konuşmaya başlayacaksınız. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler dileğiyle. Güzel yurdumun güzel insanı. Merhaba. Bugün ne yapacağız? Bugün ikinci dersimize başlayıp hızlı bir şekilde İngilizce öğrenmeye devam edeceğiz. Peki, ikinci dersimizde ne öğreneceğiz? İkinci dersimizde çok önemli bir fiil, günlük hayatta karşınıza çok çıkacak olan bir fiil, understand fiilini işleyeceğiz. Peki, understand fiili neden bizim için çok önemli? Birisiyle karşılaştığımız zaman, anladın mı, anlıyor musun, ben anlamıyorum, işte İngilizce anlamıyorum, Türkçe anlamıyorum, seni anlamıyorum gibisinden çok defa kullanıyoruz. Hatta konuşmalarımızda konuşuyoruz, ortasında diyoruz ki, anladın mı? Anlatabildim mi? Gibisinden cümleleri sıklıkla kullanıyoruz. Günlük hayatta en çok kullandığımız fiillerden bir tanesi ve siz bu fiili iyi bir şekilde kullandığınız zaman demek ki bir konuşmaya başlarken büyük bir ilerleme kaydedeceksiniz. O sebepten dolayı benim için en çok sevdiğim 3 tane fiil speak, konuşmak, learn, öğrenmek ve understand, başlamak, understand, anlamak. İngilizce konuşmaya ya da başka bir dili konuşmaya başlarken ilk önem verdiğim 3 fiil. Hangi dil olursa olsun bu 3 fiille başlıyorum ki hızlı bir şekilde ben bu dili öğrenmeye başlayayım. Çünkü ilk defa birisinin karşısına çıktığınızda kullandığınız ilk 3 fiil bunlar olacak. O zaman ne yapalım şimdi? Biz insanları anlamaya başlayalım, İngilizce anlamaya başlayalım ve bu şekilde devam edelim. Hazırsanız başlayalım. Understand, anlamak anlamına geliyor. Peki understand fiilin çekimi nasıl? Aynı speak'te olduğu gibi sadece he, she ve it'te bir s takısını
fiilin yanına getireceğiz. O zaman olumlu cümlelerimizi yapmaya başlayalım. I understand. Ben anlarım. You understand. Sen anlarsın. He understands. Sonuna s geliyor. O anlar. She understands. Sonuna s geliyor. O anlar. Diyelim ki köpeğimiz bizi anlıyor. It understands. O anlar. We understand. Biz anlarız. You understand. Siz anlarsınız. Ve they understand. Onlar anlarlar. Peki bunu soru haline nasıl getiriyoruz? Soru haline şu an, soru haline başına do'yu koyduğumuz zaman soru oluyordu. O zaman yapalım. I understand. Ben anlarım. Soru yapalım. Do I understand? Ben anlar mıyım? You understand? Sen anlarsın. Do you understand? Sen anlar mısın? He understands. O anlar. Burada ne yapıyoruz? Say'i şimdi buradan alıp do'ya koyuyoruz. Does he understand? O anlar mı? She understands. O anlar. Say'i alalım. Does she understand? O anlar mı? It understands. O anlar. Does it understand? O anlar mı? We understand. Biz anlarız. Do we understand? Biz anlar mıyız? You understand. Siz anlarsınız. Do you understand? Siz anlar mısınız? They understand. Onlar anlarlar. Do they understand? Onlar anlarlar mı? Olumsuz nasıl yapıyorduk? Do'nun yanına bir de not koyuyorduk. Şahıs zamirinden hemen sonra kullanıyorduk. I understand. Ben anlarım. I do not understand. Ben anlamam. You understand. Sen anlarsın. You do not understand. Sen anlamazsın. He understands. O anlar. He does not understand. O anlamaz. She understands. O anlar. She does not understand. O anlamaz. It understands. O anlar. It does not understand. O anlamaz. We understand. Biz anlarız. We do not understand. Biz anlamayız. You understand. Siz anlarsınız. You do not understand. Siz anlamazsınız. They understand. Onlar anlarlar. They do not understand. Onlar anlamazlar. Ne yapalım? Şimdi artık bir dili anlamaya başlayalım. Hazırsanız başlayalım. I understand English. Ben İngilizce anlarım. You understand German. Sen Almanca anlarsın. He understands French. O Fransızca anlar. She understands Turkish. O Türkçe anlar. We understand Spanish. Biz İspanyolca anlarız. You understand Russian. Siz Rusça anlarsınız. They understand Chinese. Onlar Çince anlarlar. Soru nasıl yapıyorduk? Gene başına do getiriyorduk. I understand English. Ben İngilizce anlarım. Do I understand English? Ben İngilizce anlar mıyım? You understand German. Sen Almanca anlarsın. Do you understand German? Sen Almanca anlar mısın? He understands French. O Fransızca anlar. Does he understand French? O Fransızca anlar mı? She understands Turkish. O Türkçe anlar. Does she understand Turkish? O Türkçe anlar mı? We understand Spanish. Biz İspanyolca anlarız. Do we understand Spanish? Biz İspanyolca anlar mıyız? You understand Russian. Siz Rusça anlarsınız. Do you understand Russian? Siz Rusça anlar mısınız? They understand Chinese. Onlar Çince anlarlar. Do they understand Chinese? Onlar Çince anlarlar mı? Olumsuz nasıl yapıyorduk? Does not ya da do not'ı kullanıyorduk. I understand English. Ben İngilizce anlarım. I do not understand English. Ben İngilizce anlamam. You understand German. Sen Almanca anlarsın. You do not understand German. Sen Almanca anlamazsın. He understands French. O Fransızca anlar. He does not understand French. O Fransızca anlamaz. She understands Turkish. O Türkçe anlar. She does not understand Turkish. O Türkçe anlamaz. We understand Spanish. Biz İspanyolca anlarız. We do not understand Spanish. Biz İspanyolca anlamayız.
You understand Russian, siz Rusça anlarsınız. You do not understand Russian, siz Rusça anlamazsınız. They understand Chinese, onlar Çince anlarlar. They do not understand Chinese, onlar Çince anlamazlar. Şimdi ne yapalım? Ben seni anlıyorum, sen beni anlıyorsun gibi cümleler kurmaya başlayalım. O zaman ne yapalım? Şurada, şimdi burada me beni ya da bana anlamına gelir. You seni ya da sana anlamına gelir. Him onu ya da ona anlamına gelir. Her onu ya da onu. It aynı şekilde o onu ya da onu anlamına gelebilir. Us bizi ya da bize. You sizi ya da size. Them onları ya da onlara. Ben biraz daha kenara geçeyim. Ya da bu tarafa geçeyim arkadaşlar. Bu tarafı gördünüz. O zaman beraber cümleler yapmaya başlayalım. Şimdi buradan I, you, he, she'yi alalım. Understand ile birleşelim. Oraya cümle olarak yapalım. Şimdi söyleyelim. I understand. Şuradan başlayalım. You'dan başlayalım. I understand you. Ben seni anlarım. I understand him. Ben onu anlarım. I understand her. Ben onu anlarım. I understand it. Ben onu anlarım. Bu bir olay da olabilir. It. I understand you. Ben sizi anlarım. I understand them. Ben onları anlarım. You ile yapalım. You understand me. Sen beni anlarsın. You understand him. Sen onu anlarsın. You understand her. Sen onu anlarsın. You understand it. Sen onu anlarsın. You understand us. Sen bizi anlarsın. You understand them. Sen onları anlarsın. Bir de he ile yapalım. He understands me. O beni anlar. He understands you. O seni anlar. He understands her. Ya da he understands him. İki erkekten bahsediyoruz. O onu anlar. He understands her. O onu anlar. He understands it. O onu anlar. He understands us. O bizi anlar. He understands you. O sizi anlar. He understands them. O onları anlar. Soruyu nasıl yapacağız? Başına do getireceğiz. I understand you. Ben seni anlarım. Do I understand you? Ben seni anlar mıyım? I understand him. Ben onu anlarım. Do I understand him? Ben onu anlar mıyım? I understand her. Ben onu anlarım. Do I understand her? Ben onu anlar mıyım? I understand it. Ben onu anlarım. Do I understand it? Ben onu anlar mıyım? I understand you. Ben sizi anlarım. Do I understand you? Ben sizi anlar mıyım? I understand them. Ben onları anlarım. Do I understand them? Ben onları anlar mıyım? You ile yapalım. You understand me. Sen beni anlarsın. Soru yapalım. Do you understand me? Sen beni anlar mısın? You understand him. Sen onu anlarsın. Do you understand him? Sen onu anlar mısın? You understand her. Sen onu anlarsın. Do you understand her? Sen onu anlar mısın? You understand us. Sen bizi anlarsın. Do you understand us? Sen bizi anlar mısın? You understand them. Sen onları anlarsın. Do you understand them? Sen onları anlar mısın? Şimdi ne yapalım? Bir de olumsuz yapalım. Peki olumsuzluk sözcüğümüz ne? Bu tarafa geçeyim. Bunları artık ezberlemişsinizdir. Do not ya da does not. Şimdi ne yapalım? Bunları artık birleştirelim. Bunu do not'ı don't olarak telaffuz edelim. Does not'ı da doesn't olarak okumaya ve telaffuz etmeye başlayalım. Çünkü İngilizler genelde konuşma dilinde bunları don't ya da doesn't olarak söylerler. Eğer ki üzerine bastıracaklarsa olumsuzluğun, o zaman do not ya da does not olarak telaffuz etmeye devam ederler. Şimdi yapalım. I understand you. Ben seni anlarım. I don't understand you. Ben seni anlamam. I understand him. Ben onu anlarım. I don't understand him. Ben onu anlamam. I understand her. Ben onu anlarım. I don't understand her. Ben onu anlamam. I understand you. Ben sizi anlarım.
I don't understand you. Ben sizi anlamam. I understand them. Ben onları anlarım. I don't understand them. Ben onları anlamam. I understand. Bitti. Şimdi you ile yapalım. You understand me. Sen beni anlarsın. You don't understand me. Sen beni anlamazsın. You understand him. Sen onu anlarsın. You don't understand him. Sen onu anlamazsın. You understand her. Sen onu anlarsın. You don't understand her. Sen onu anlamazsın. You understand us. Sen bizi anlarsın. You don't understand us. Sen bizi anlamazsın. You understand them. Sen onları anlarsın. You don't understand them. Sen onları anlamazsın. He ile yapalım. He understands me. O beni anlar. He doesn't understand me. O beni anlamaz. He understands you. O seni anlar. He doesn't understand you. O seni anlamaz. He understands him. O onu anlar. He doesn't understand him. O onu anlamaz. He understands her. O onu anlar. He doesn't understand her. O onu anlamaz. He understands us. O bizi anlar. He doesn't understand us. O bizi anlamaz. He understands you. O sizi anlar. He doesn't understand you. O sizi anlamaz. He understands them. O onları anlar. He doesn't understand them. O onları anlamaz. Evet. Understand fiilinde işledik. Beni anlarım, seni anlarım gibi cümlelerimizi de yaptık. Bu dersin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde ne öğreneceğiz? Learn fiilimizle cümleler yapmaya başlayacağız. Learn fiilimizi öğreneceğiz. Sonra bunları yavaş yavaş harmanlamaya başlayıp onunla onu anlayacağız, onunla konuşacağız, onunla konuşmak isteyeceğiz gibi birçok şeyi yapmaya başlayacağız. Ve biz hızlı bir şekilde, açık ve anlaşılır bir şekilde İngilizce öğrenmeye devam edeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler dileğiyle. Merhaba, Ferhat Yıldız'da 48 saatte İngilizce dersine hoş geldiniz. Ne yapacağız? Sizinle beraber hızlı bir şekilde İngilizce öğrenmeye devam edeceğiz. Bu dersimizde ne işleyeceğiz? Bu dersimizde learn fiilini işleyeceğiz. Dediğim gibi günlük hayatta en çok kullandığımız fiillerden bir tanesi. Özellikle ama özellikle yeni birisiyle tanıştığımızda, az İngilizce bildiğimizde genelde şu sorular karşımıza çıkıyor. 1. İngilizce konuşuyor musun? 2. İngilizce anlıyor musun? 3. Siz İngilizce konuştuğunuzu ya da az anladığınızı söylersiniz. Ondan sonra genelde şunu söylersiniz. Ben şu an İngilizce öğreniyorum. Ve öğrenmek fiili de learn. Ve biz de bu fiille beraber ne yapacağız? İngilizce konuşabilme düzeyimizi arttırmaya başlayacağız. O zaman gelin biz learn fiilimizi işlemeye başlayalım. Neydi kuralımız? İngilizce geniş zamanda, yani present simple tense dedikleri zamanda ne yapıyorduk? Fiili değiştirmiyorduk. Sadece he, she ve it'te sonuna bir s getiriyorduk. O zaman cümleler kurmaya başlayalım. I learn. Ben öğrenirim. You learn. Sen öğrenirsin. He learns. O öğrenir. She learns. O öğrenir. Diyelim ki köpeğimiz de öğreniyor. It learns. O öğrenir. We learn. Biz öğreniriz. You learn. Siz öğrenirsiniz. They learn. Onlar öğrenirler. Şimdi bunu soru haline getirelim. Nasıl yapıyorduk soru? I learn English. Pardon. Şimdi bunu soru haline getirelim. Soruyu nasıl yapıyorduk? Başına do getiriyorduk. I learn. Ben öğrenirim. Do I learn? Ben öğrenir miyim? You learn. Sen öğrenirsin. Do you learn? Sen öğrenir misin? He learns. O öğrenir. Does he learn? O öğrenir mi? She learns. O öğrenir. Does she learn? O öğrenir mi? It learns. O öğrenir. Does it learn? O öğrenir mi? We learn. Biz öğreniriz. Do we learn? Biz öğrenir miyiz? They learn. Onlar öğrenirler. Do they learn? Onlar öğrenirler mi? You learn. Siz öğrenirsiniz. Do you learn? Siz öğrenir misiniz? Unutmayın, you hem sen hem de siz anlamına geliyor. Şimdi ne yapalım? Bunları olumsuz yapalım. Olumsuz yaparken ne yapıyorduk? Not. Do ve not'tan yararlanıyorduk. O zaman olumsuz yapalım. I learn. Ben öğrenirim. I don't learn. Ben öğrenmem. You learn. Sen öğrenirsin. You don't learn. Sen öğrenmezsin. He learns. O öğrenir. He doesn't learn. O öğrenmez. She learns. O öğrenir.
She doesn't learn, o öğrenmez. It learns, o öğrenir. It doesn't learn, o öğrenmez. We learn, biz öğreniriz. We don't learn, biz öğrenmeyiz. You learn, siz öğrenirsiniz. You don't learn, siz öğrenmezsiniz. They learn, onlar öğrenirler. They don't learn, onlar öğrenmezler. Şimdi ne yapalım? Dillerimizi işin içine katalım. I learn English, ben İngilizce öğrenirim. You learn German, sen Almanca öğrenirsin. He learns French, o Fransızca öğrenir. She learns Turkish, o Türkçe öğrenir. We learn Spanish, biz İspanyolca öğreniriz. You learn Russian, siz Rusça öğrenirsiniz. They learn Chinese, onlar Çince öğrenirler. Bunu soru yapacağız şimdi. I learn English, ben İngilizce öğrenirim. Do I learn English, ben İngilizce öğrenir miyim? You learn German, sen Almanca öğrenirsin. Do you learn German, sen Almanca öğrenir misin? He learns French, o Fransızca öğrenir. Does he learn French, o Fransızca öğrenir mi? She learns Turkish, o Türkçe öğrenir. Does she learn Turkish, o Türkçe öğrenir mi? We learn Spanish, biz İspanyolca öğreniriz. Do we learn Spanish, biz İspanyolca öğrenir miyiz? You learn Russian, siz Rusça öğrenirsiniz. Do you learn Russian, siz Rusça öğrenir misiniz? They learn Chinese, onlar Çince öğrenirler. Do they learn Chinese, onlar Çince öğrenirler mi? Ne yapıyorduk? Bir de olumsuz yapıyorduk. O zaman gelin olumsuz da yapalım. I learn English, ben İngilizce öğrenirim. I don't learn English, ben İngilizce öğrenmem. You learn German, sen Almanca öğrenirsin. You don't learn German, sen Almanca öğrenmezsin. He learns French, o Fransızca öğrenir. He doesn't learn French, o Fransızca öğrenmez. She learns Turkish, o Türkçe öğrenir. She doesn't learn Turkish, o Türkçe öğrenmez. We learn Spanish, biz İspanyolca öğreniriz. We don't learn Spanish, biz İspanyolca öğrenmeyiz. You learn Russian, siz Rusça öğrenirsiniz. You don't learn Russian, siz Rusça öğrenmezsiniz. They learn Chinese, onlar Çince öğrenirler. They don't learn Chinese, onlar Çince öğrenmezler. Ne yapalım? Şimdi buradaki zarflarımızı da işin içine katalım. Onlarla beraber cümleler yapmaya başlayalım. I learn English well. Ben iyi İngilizce öğrenirim. Şimdi şöyle bir şey daha yapalım. Artık bu düzeye geldik sanırım. Önce olumlu cümle yapalım. Arkasından sorusunu yapalım. Ondan sonra olumsuz olarak cevap verelim. I learn English well. Ben iyi İngilizce öğrenirim. Do I learn English well? Ben iyi İngilizce öğrenir miyim? I don't learn English well. Ben iyi İngilizce öğrenmem. You learn German badly. Sen kötü Almanca öğrenirsin. Do you learn German badly? Sen kötü Almanca öğrenir misin? You don't learn German badly. Sen kötü Almanca öğrenmezsin. He learns French fast. O hızlı Fransızca öğrenir. Does he learn French fast? O hızlı Fransızca öğrenir mi? He doesn't learn French fast. O hızlı Fransızca öğrenmez. She learns Turkish slowly. O yavaş Türkçe öğrenir. Does she learn Turkish slowly? O yavaş Türkçe öğrenir mi? She doesn't learn Turkish slowly. O yavaş Türkçe öğrenmez. We learn Spanish terribly. Biz korkunç İspanyolca öğreniriz. Yani çok kötü. Do we learn Spanish terribly? Biz çok kötü İspanyolca mı öğreniriz? We don't learn Spanish terribly. Biz çok kötü İspanyolca öğrenmeyiz. You learn Russian quietly. Siz sessizce Rusça öğrenirsiniz. Do you learn Russian quietly? Siz sessizce mi Rusça öğrenirsiniz? You don't learn Russian quietly. Siz sessizce Rusça öğrenmezsiniz. Fluently akıcı bir şekilde, ama biz bunu çoğunlukla konuşmak için kullanıyoruz. O sebepten de diyelim ki they learn Chinese well. Onlar iyi Çince öğrenirler. Do they learn Chinese well? Onlar iyi Çince öğrenirler mi? They don't learn Chinese well. Onlar iyi Çince öğrenmezler. Şimdi ben size ne dedim? Her zaman için bir dil öğrenirken önce olumlu cümle yapmayı öğreniyoruz. Arkasından soru sormayı öğreniyoruz ve onun arkasından da ne yapıyoruz? Olumsuz cümle yapmayı öğreniyoruz.
Böylelikle olumlu, olumsuz ve soru yaparak aslında artık diyaloglara hazır olduğumuzu gösteriyoruz. Bir sonraki dersimizde ne yapacağız? Soru sözcüklerimizle, sorularımızla beraber yeni yeni cümleler kurmaya başlayacağız. Karşımızdakinden daha fazla şey öğrenmeye çalışacağız ve daha fazla şey anlatmaya çalışacağız. O zaman ne yapalım? Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler dileğiyle. Merhaba, Ferhat Yıldız'la İngilizce derslerine hoş geldiniz. Bu video ve bunun gibi videoların daha çok olmasını istiyorsanız lütfen ama lütfen aşağıdaki beğen butonuna tıklayın ve hangi videolar istediğinize dair ya da başka konulardaki yorumlarınızı aşağıya yazın. Yazmış olduğunuz tüm yorumları okuyorum. Vaktim olmadığı için hepsine cevap veremiyorum arkadaşlar ama bütün yorumlarınızı okuyorum. Bugün ne öğreneceğiz? Bugün sizinle beraber with edatını öğreneceğiz. With'in anlamı ne? With tam olarak Türkçe'ye ile şeklinde çevriliyor. İle, Ferhat ile, babam ile, annem ile, işte makas ile, yani makasla diyoruz ama aslında oradaki iledir. Ya da bıçakla, oradaki de iledir. Ne yapıyoruz? With ile beraber neyi, nasıl yapacağımızı görmüş oluruz. Okula Ahmet'le gidiyorum. Babamla konuşuyorum. Annemle konuşmuyorum. Ben babamla İngilizce öğreniyorum gibisinden cümleleri ne yapacaksınız? İle, with ile yapacaksınız. With'in yazılışı nasıl? Burada görmüş olduğunuz gibi with W ile yazılıyor. Ama biz ne yapıyoruz? V harfiyle okuyoruz. With ile demek. Peki with'i şahıs zamirleriyle birleştirdiğimiz zaman ne oluyor? Şahıs zamirleri neydi? Ben sana, biz, siz, onlardı. Onlarla birleştirdiğimiz zaman ne oluyor? With me değişiyor. With me benimle. With you seninle. With him onunla. With her onunla. With it onunla. With us bizimle. With you sizinle. Ve with them onlarla. Şimdi bir daha yapalım. With me benimle. With you seninle. With him onunla. With her onunla. With it onunla. With us bizimle. With you sizinle. With them onlarla. Başka ne öğreneceğiz? Benim, senin, bizim, onların demeyi öğreneceğiz. Benim İngilizce'de arkadaşlar my benim demek. Your senin demek. His erkekler için onun demek. Her dişiler için onun demek. It's cansız varlıklar ya da işte hayvanlar için onun demek. Our bizim demek. Your sizin demek. Your neydi? Hem senin hem sizin anlamına geliyor. Their onların demek. Başka ne öğreneceğiz? Yakın akrabalarımızı öğreneceğiz. O zaman onları da öğrenelim. Father baba demek. Mother anne demek. Wife karınız. Husband koca. Sister kız kardeş. Brother erkek kardeş. Son erkek evlat. Ve burada arkadaşlar maalesef kelime olarak yetmedi. Daughter da kız evlat demek. Ne yapalım şimdi? With ile bunları birleştirelim. With my father babamla. With my mother annemle. With my wife karımla. With my husband kocamla. With my sister kız kardeşimle. With my brother erkek kardeşimle. With my son oğlumla. Senin babanla annenle diyelim. With your father senin babanla. With your mother senin annenle. With your wife senin karınla. With your husband senin kocanla. With your sister senin kız kardeşinle. With your brother senin erkek kardeşinle. With your son, senin oğlunla. His'le yapalım. With his father, onun babasıyla. With his mother, onun annesiyle. With his wife, onun karısıyla. With his husband, onun kocasıyla. Bu eğer ki iki erkek de
üçüncü cinsi, yani homoseksüel evlilikler de oluyor biliyorsunuz. O durumda with his wife, onun kocasıyla kullanabiliyorsunuz. With his sister, onun kız kardeşiyle. With his brother, onun erkek kardeşiyle. With his son, onun oğluyla. O zaman her'le devam edelim. With her father, onun babasıyla. With her mother, onun annesiyle. With her, burada kullanmayalım. With her husband, onun kocasıyla. With her sister, onun kız kardeşiyle. With her brother, onun erkek kardeşiyle. With her son, onun oğluyla. Şimdi our'la yapalım. With our father, babamızla. With our mother, annemizle. Bizim ortaklaşa karımız ve kocamız olmayacağı için burayı atlıyoruz. O zaman ne diyoruz? With our sister, kız kardeşimizle. With our brother, erkek kardeşimizle. With our son, oğlumuzla. Your'la yapalım. With your father, babanızla. With your mother, annenizle. Burada husband'la wife tekrardan atlıyoruz. With your sister, kız kardeşinizle. With your brother, erkek kardeşinizle. With your son, oğlunuzla. Their'la yapalım. With their father, babalarıyla. With their mother, onlar anneleriyle, onların anneleriyle. With their sister, onların kız kardeşleriyle. With their brother, onların erkek kardeşleriyle. With their son, onların oğluyla. Şimdi ne yapalım? Burada öğrendiklerimizi buradakilerle birleştirmeye başlayalım. O zaman ne yapalım? Speak fiilimizi kullanarak ben babamla konuşuyorum, sen babamla konuşuyorsun gibi cümleler yapmaya başlayalım. Hazır mısınız? Ne yapıyoruz? Buradan alıyoruz. I speak, ben konuşurum. Kimle? I speak with my father. Ben babamla konuşurum. I speak with my mother. Ben annemle konuşurum. I speak with my wife. Ben karımla konuşurum. I speak with my husband. Ben kocamla konuşurum. I speak with my sister. Ben kız kardeşimle konuşurum. I speak with my brother. Ben erkek kardeşimle konuşurum. I speak with my son. Ben oğlumla konuşurum. Şimdi ne yapalım? Bunu soru haline getirelim. Do I speak with my father? Ben babamla konuşur muyum? Do I speak with my sister? Ben... Do I speak with my mother? Ben annemle konuşur muyum? Do I speak with my wife? Ben karımla konuşur muyum? Do I speak with my husband? Ben kocamla konuşur muyum? Do I speak with my sister? Ben kız kardeşimle konuşur muyum? Do I speak with my brother? Ben erkek kardeşimle konuşur muyum? Do I speak with my son? Ben oğlumla konuşur muyum? Ne yapalım? Olumsuz yapalım. I don't speak with my father. Ben babamla konuşmam. I don't speak with my mother. Ben annemle konuşmam. I don't speak with my wife. Ben karımla konuşmam. I don't speak with my husband. Ben kocamla konuşmam. I don't speak with my sister. Ben kız kardeşimle konuşmam. I don't speak with my brother. Ben erkek kardeşimle konuşmam. I don't speak with my son. Ben oğlumla konuşmam. Daughter'ı da ekleyelim. I don't speak with my daughter. Ben kızımla konuşmam. Ne yapalım? You ile yapalım. You speak with your father. Sen babanla konuşursun. You speak with your mother. Sen annenle konuşursun. You speak with your wife. Sen karınla konuşursun. You speak with your husband. Sen kocanla konuşursun. You speak with your sister. Sen kız kardeşinle konuşursun. You speak with your brother. Sen erkek kardeşinle konuşursun. You speak with your son. Sen oğlunla konuşursun. Soru yapalım. Do you speak with your father? Sen babanla konuşur musun? Do you speak with your mother? Sen annenle konuşur musun? Do you speak with your wife? Sen karınla konuşur musun? Do you speak with your husband? Sen oğlunla konuşur musun? Do you speak with your sister? Sen kız kardeşinle konuşur musun? Do you speak with your brother? Sen erkek kardeşinle konuşur musun?
Do you speak with your son? Sen oğlunla konuşur musun? Do you speak with your daughter? Sen kızınla konuşur musun? Olumsuz yapalım. You don't speak with your father. Sen babanla konuşmazsın. You don't speak with your mother. Sen annenle konuşmazsın. You don't speak with your wife. Sen karınla konuşmazsın. You don't speak with your husband. Sen kocanla konuşmazsın. You don't speak with your sister. Sen kız kardeşinle konuşmazsın. You don't speak with your brother. Sen erkek kardeşinle konuşmazsın. You don't speak with your son. Sen oğlunla konuşmazsın. You don't speak with your daughter. Sen kızınla konuşmazsın. Başka neyimiz var? He, she, it ve bunlar var. He ile de yapalım arkadaşlar. Ondan sonra ne yapın biliyor musunuz? Gerisini she, we, you ve they, siz evde durdurun videoyu ve kendiniz yapmaya çalışın. Ben nasıl yapıyorsam aynı şekilde. He ile yapalım. He speaks with his father. O babasıyla konuşur. Şimdi şöyle yapalım. Önce soruyu soralım. Önce olumlu cümle yapalım. Arkasından soru soralım. Ve hemen olumsuz cümle yapalım. Biraz soru cevap şeklinde geçmeye başlayalım. He speaks with his father. O babasıyla konuşur. Soru yapalım. Does he speak with his father? O babasıyla konuşur mu? Olumsuz yapalım. He doesn't speak with his father. O babasıyla konuşmaz. He speaks with his mother. O annesiyle konuşur. Does he speak with his mother? O annesiyle konuşur mu? He doesn't speak with his mother. O annesiyle konuşmaz. He speaks with his wife. O karısıyla konuşur. Does he speak with his wife? O karısıyla konuşur mu? He doesn't speak with his wife. O karısıyla konuşmaz. He speaks with his sister. O kız kardeşiyle konuşur. Does he speak with his sister? O kız kardeşiyle konuşur mu? He doesn't speak with his sister. O kız kardeşiyle konuşmaz. He speaks with his brother. O erkek kardeşiyle konuşur. Does he speak with his brother? O erkek kardeşiyle konuşur mu? He doesn't speak with his brother. O erkek kardeşiyle konuşmaz. He speaks with his son. O oğluyla konuşur. Does he speak with his son? O oğluyla konuşur mu? He doesn't speak with his son. O oğluyla konuşmaz. Ne yapalım? She var. She ile de yapalım hadi. She speaks with her father. O babasıyla konuşur. Does she speak with her father? O babasıyla konuşur mu? She doesn't speak with her father. O babasıyla konuşmaz. She speaks with her mother. O annesiyle konuşur. Does she speak with her mother? O annesiyle konuşur mu? She doesn't speak with her mother. O annesiyle konuşmaz. She speaks with her husband. O kocasıyla konuşur. Does she speak with her husband? O kocasıyla konuşur mu? She doesn't speak with her husband. O kocasıyla konuşmaz. She speaks with her sister. O kız kardeşiyle konuşur. Does she speak with her sister? O kız kardeşiyle konuşur mu? She doesn't speak with her sister. O kız kardeşiyle konuşmaz. She speaks with her brother. O erkek kardeşiyle konuşur. Does she speak with her brother? O erkek kardeşiyle konuşur mu? She doesn't speak with her brother. O erkek kardeşiyle konuşmaz. She speaks with her son. O oğluyla konuşur. Does she speak with her son? O oğluyla konuşur mu? She doesn't speak with her son. O oğluyla konuşmaz. Ne var başka? We var. We speak with our father. Biz babamızla konuşuruz. Do we speak with our father? Biz babamızla konuşur muyuz? We don't speak with our father. Biz babamızla konuşmayız. We speak with our mother. Biz annemizle konuşuruz. Do we speak with our mother? Biz annemizle konuşur muyuz? We don't speak with our mother. Biz annemizle konuşmayız. We speak with our sister. Biz kız kardeşimizle konuşuruz. Do we speak with our sister? Biz kız kardeşimizle konuşur muyuz? We don't speak with our sister. Biz kız kardeşimizle konuşmayız. We speak with our brother. Biz erkek kardeşimizle konuşuruz. Do we speak with our brother? Biz erkek kardeşimizle konuşur muyuz? We don't speak with our brother. Biz erkek kardeşimizle konuşmayız. We speak with our son. Biz oğlumuzla konuşuruz. Do we speak with our son? Biz oğlumuzla konuşur muyuz?
We don't speak with our son. Biz oğlumuzla konuşmayız. Cümlelerimizi yaparken dikkat etmişsinizdir. I speak with my father. Ben babamla konuşurum. I speak with my mother. Ben annemle konuşurum. Ya da you speak with your father. Sen kendi babanla konuşursun. Ya da you speak with your mother. Sen kendinle annenle konuşursun gibi cümleler yaptık. İlla ki bunun böyle olacağı diye bir kaydı yok. Sen benim babamla konuşuyorsundur belki. Ya da ben senin babanla konuşuyorum. Sen benim erkek kardeşimle konuşuyorsundur. Ben senin kız kardeşimle konuşuyorum. Cümlelerimizi bu şekilde de yapabiliriz. O zaman ne yapalım? Hadi biraz da öyle hepsinin karşısına gelebilecek şekilde yapalım. I speak with your mother. Ben senin annenle konuşurum. I speak with his wife. Ben onun karısıyla konuşurum. I speak with her husband. Ben onun kocasıyla konuşurum. I speak with our sister. Ben kız kardeşimizle konuşurum. I speak with your brother. Ben sizin erkek kardeşinizle konuşurum. I speak with their son. Ben onların oğullarıyla konuşurum. Sorularımızı yaparken nasıl yapıyoruz? Soruları yaparken genelde do, yani karşımızdakine soralım. Do you? Biz de karşımızdakine soralım. Mesela ne yapalım? İngilizce, Almanca, Fransızca, Türkçe bunları da ekleyelim. Yapalım mı? Hadi yapalım. Ben biraz daha bu tarafa geçeyim. Neyimiz vardı bizim burada? İngilizce, Almanca, Fransızca, Türkçe, İspanyolca, Rusça ve ne var? Chinese, Çince var. O zaman şöyle yapalım. I speak English with your father. Ben senin babanla İngilizce konuşurum. I speak German with your mother. Ben senin annenle ne konuşurum? Almanca konuşurum. I speak French with his wife. Ben onun karısıyla Fransızca konuşurum. I speak Turkish with her husband. Ben onun kocasıyla Türkçe konuşurum. I speak Spanish with our sister. Ben kız kardeşimizle İspanyolca konuşurum. I speak Russian with your brother. Ben senin erkek kardeşinle, sizin erkek kardeşinizle Rusça konuşurum. I speak Chinese with their son. Ben onların oğluyla ne yaparım? Çince konuşurum. Bu şekilde bunları soru ve aynı zamanda olumsuz da yapabilirsiniz. Buradan aslında yüzlerce ama yüzlerce cümle çıkartabilirsiniz. Şimdi ne yapalım? Buradaki bitle olarak yapmış olduğunuz cümleleri yavaş yavaş harmanlamaya başlayın. O zaman ne yapın? Daha fazla cümleler kurmaya başlayın. Benim burada yaptıklarımı siz evde ne yapın? Aynısını alın, tekrar tekrar yazın ve daha fazla ama daha fazla cümleler kurmaya çalışın. Şimdi ne yapalım? Ben babamla iyi konuşurum. Ben babamla iyi İngilizce konuşurum diyelim. I speak English well with my father. Ben babamla iyi İngilizce konuşurum. I speak German badly with my mother. Ben annemle kötü Almanca konuşurum. Yani Almancam kötü. Annemle konuştuğu zaman da kötü oluyor. I speak French with my wife. Ama nasıl? I speak French fast with my wife. Ben karımla hızlı Fransızca konuşurum. I speak Turkish slowly with my husband. Ben kocamla yavaş Türkçe konuşurum. I speak Spanish terribly with my sister. Ben kız kardeşimle korkunç derecede kötü İspanyolca konuşurum. I speak Russian quietly with my brother. Ben erkek kardeşimle sessizce Rusça konuşurum. I speak Chinese fluently with my son. Oğlumla akıcı bir şekilde ne yaparım? Çince konuşurum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi buraya kadar çok güzel bir şekilde geldik. With edatını nasıl kullanacağımızı gördük ve with edatıyla farklı farklı cümleler yaptık. Şimdi ne yapın? Bu videoyu başa sarın. Ondan sonra teker teker ama teker teker benim yaptığım cümlelerin aynısını siz evde tekrar edin. Ne olacak? Bu şekilde hızlı bir şekilde İngilizce öğrenmeye devam edeceksiniz. Doğru ve anlaşılır bir şekilde İngilizce öğreneceksiniz. O zaman ne yapın? Videoyu başa sarın, tekrardan seyredin. Tekrar tekrar seyredin, öğrenmenin bir numaralı kuralı şudur arkadaşlar. Görmüş olduğunuz konuları tekrar tekrar dinlemek, tekrar tekrar okumak ve tekrar tekrar konuşmak zorundasınız. Öğrenmenin bir numaralı kuralı budur. Ben bütün dilleri size doğru bir şekilde getireceğim. Siz de doğru bir şekilde çalışarak bütün dilleri hızlı bir şekilde öğrenin. Bu videoyu seyrettikten sonra aşağıda beğene tıklayıp
Küçük bir yorum yazmayı unutmayın ve kendinize çok iyi bakın. İyi günler dileğiyle. Güzel yurdumun güzel insanı, merhaba. Ferhat Yıldız'la 48 saatte Beybir İngilizce derslerine devam ediyoruz. Derslere devam etmeden önce ufak bir parantez açalım. Bazı arkadaşlar, hocam bu mu Beybir İngilizce diye gene yorumlarda bulunmuşlar. Arkadaşlar, Beybir 48 saatte Beybir İngilizce derslerimiz A1'den başlıyor. Yani İngilizcenin temelinden, en başından başlıyor. Sonuçta toplamda 48 saat içerisinde derslerimizin toplam uzunluğu sizleri B1 İngilizce seviyesine ulaştırmak. Unutmayın, derslerimiz A1'den başlıyor. Yani ileri düzeyde ders almak isteyen arkadaşlarımız isterlerse bizi arasınlar, bizden ders alabilirler. Ya da o derslerimizin gelmesini beklesinler. Yavaş yavaş ne yapacağız? Videolarımızı yükleyeceğiz ve sizlere 48 saat içerisinde B1 İngilizce konuşur düzeye getireceğiz. Bu görmüş olduğunuz derslerin çok daha etkili olmasını istiyorsanız yanında kitaplarımızı alın. Onlardan da vermiş olduğumuz program dahilinde çalışın. Çok kısa zamanda İngilizce konuşmaya başlayacaksınız. Gördüğünüz gibi ilkokul 5. sınıf öğrencileri bile 4 haftada hangi düzeye geldiler? Daha çocuklarla arkadaşlar 3 ayımız daha var bu sömestrin sonuna kadar. Bakalım çocuklarımız 3 ayın sonuna kadar kaç tane dil öğrenecekler. Şimdi ne yapalım? Biz derslerimize devam edelim. Peki neyle devam edeceğiz bugün? Bugün soru sözcüklerimizle devam edeceğiz. Ne var soru sözcüklerimiz? Who, kim? Başka ne var? What, ne? Language, dil demek. How, nasıl demek. Ve whom, who'nun edatlarla birleşimi. With whom, kiminle mesela. Bugün ne yapacağız? With whom'la birleştirip sorular sormaya başlayacağız. Hazırsanız başlayalım. Şimdi ilk sorumuz who. Who'yu kullandığınız zaman ne yapacaksınız? He, she, it'te kullanmış, görmüş olduğunuz gibi fiilin sonuna bir s takısı getireceksiniz. Who aynı zamanda üçüncü tekil şahısın yerine geçer. O zaman yapalım. Who speaks? Kim konuşur? Buna cevap I speak de diyebilirsiniz. Ben konuşurum. You speak, sen konuşursun. He speaks, o konuşur. She speaks, o konuşur. Her Ahmet speaks, Ahmet konuşur. Mehmet speaks, Mehmet konuşur. Ayşe speaks, Ayşe konuşur. Biz konuşuruz gibi farklı farklı cevaplar verebilirsiniz. O sizin tercihiniz ya da o andaki soruya göre vermeniz gereken cevaba göre verebilirsiniz. What, neydi? Biz burada ne yapacağız? What language, hangi dili konuşursun diyeceğiz. What language do you speak? Ya da what language does he speak? O ya da sen hangi dili konuşursun? Diyeceğiz ki I speak English, I speak German. Başka neyimiz var? How, nasıl? Peki sen İngilizce, Almanca, Fransızca konuşuyorsun ama bu dilleri nasıl konuşuyorsun? Ona cevap vereceğiz. I speak well, ben iyi konuşurum. Bunlar neydi arkadaşlar? Bunlar zarftı. Değil mi? Zarflar neyi belirtirdi? Bir eylemi nasıl yaptığımızı tanımlarlardı. Peki ne yapacağız? How, bununla beraber bir işi nasıl yaptığımızı anlatacağız. Ondan sonra ne yapacağız? Kiminle konuşursun? With ve who'yu birleştirip with whom yapacağız. Kiminle konuşurum? İşte orada ne yapacağız? Babamla konuşurum, annemle konuşurum vesairesinden cümleler yapacağız. O zaman başlayalım. I ile devam edelim. I ile yapalım. Who speaks? Kim konuşur? I speak. Ben konuşurum. What language do I speak? Ben hangi dili konuşurum? What language dedik. Arkasından ne yapıyoruz? I speak, do I speak? O zaman yapalım. What language do I speak? Ben hangi dili konuşurum? I speak English. Ben İngilizce konuşurum. Şimdi ne yapacağız? How kullanacağız. How do I speak English? Burada do'yu kullanmayı unutmayın. How I speak English değil, how do I speak English diyeceksiniz. How do I speak English? Ben İngilizceyi nasıl konuşurum? I speak English well. Ben İngilizceyi iyi konuşurum. Peki ben kiminle konuşurum? With whom do I speak English? Ben kiminle İngilizce konuşurum? With whom do I speak English? Ben kiminle İngilizce konuşurum? I speak English with you. Ben seninle İngilizce konuşurum. Ne yapalım? Bir sonrakine geçelim. You ile yapalım. Who speaks? Kim konuşur?
You speak. Sen konuşursun. What language do you speak? Sen hangi dili konuşursun? You speak German. Sen Almanca konuşursun. How do you speak German? Sen Almancayı nasıl konuşursun? You speak German badly. Sen Almancayı kötü konuşursun. With whom do you speak German? Sen kiminle Almanca konuşursun? You speak German with me. Sen benimle Almanca konuşursun. Devam edelim. He ile yapalım. Who speaks? Kim konuşur? He speaks. O konuşur. What language does he speak? O hangi dili konuşur? He speaks French. O Fransızca konuşur. How does he speak French? O Fransızcayı nasıl konuşur? He speaks French fast. O Fransızcayı hızlı konuşur. With whom does he speak French? O Fransızcayı kiminle konuşur? He speaks French with you. O Fransızcayı seninle konuşur. Who speaks? Kim konuşur? She speaks. O konuşur. What language does she speak? O hangi dili konuşur? She speaks Turkish. O Türkçe konuşur. How does she speak Turkish? O Türkçeyi nasıl konuşur? She speaks Turkish slowly. O Türkçeyi yavaş konuşur. With whom does she speak Turkish? O Türkçeyi kiminle konuşur? She speaks Turkish with us. O Türkçeyi bizimle konuşur. Neyle yapalım? We ile yapalım. Who speaks? Kim konuşur? We speak. Biz konuşuruz. What language do we speak? Biz hangi dili konuşuruz? We speak Spanish. Biz İspanyolca konuşuruz. How do we speak Spanish? Biz İspanyolcayı nasıl konuşuruz? We speak Spanish terribly. Biz İspanyolcayı çok kötü konuşuruz. With whom do we speak Spanish? Biz kiminle İspanyolca konuşuruz? We speak Spanish with them. Biz onlarla İspanyolca konuşuruz. Ne yapalım şimdi sizle diyelim. Who speaks? Kim konuşur? You speak. Siz konuşursunuz. What language do you speak? Siz hangi dili konuşursunuz? You speak Russian. Siz Rusça konuşursunuz. How do you speak Russian? Siz Rusçayı nasıl konuşursunuz? You speak Russian quietly. Siz Rusçayı sessizce konuşursunuz. With whom do you speak Russian? Siz Rusçayı kiminle konuşursunuz? You speak Russian with me. Siz Rusçayı benimle konuşursunuz. Şimdi ne yapalım? Biraz daha onları da koyalım ve bu konuyu burada biraz bağlayalım. Who speaks? Kim konuşur? They speak. Onlar konuşurlar. What language do they speak? Onlar hangi dilde konuşurlar? They speak Chinese. Onlar Çince konuşurlar. How do they speak Chinese? Onlar Çinceyi nasıl konuşurlar? They speak Chinese fluently. Onlar Çinceyi akıcı konuşurlar. With whom do they speak Chinese? Onlar kiminle Çince konuşurlar? They speak Chinese with me. Onlar Çinceyi benimle konuşurlar. Ne yapalım? Arkadaşlar burada my father, your mother bunlar da var. Bunları da ekleyelim. Şimdi ne yapalım? My father, your mother bu şekilde kullanalım. Bunları özne yapalım. Who speaks? Kim konuşur? My father speaks. Benim babam konuşur. What language does my father speak? Benim babam hangi dilde konuşur? My father speaks English. Benim babam İngilizce konuşur. How does my father speak English? Benim babam İngilizceyi nasıl konuşur? My father speaks English well. Benim babam İngilizceyi iyi konuşur. With whom does my father speak English? Benim babam İngilizceyi kiminle konuşur? My father speaks English with me. Benim babam İngilizceyi benimle konuşur. Who speaks? Kim konuşur? Your mother speaks. Senin annen konuşur. What language does your mother speak? Senin annen hangi dilde konuşur? Your mother
speaks German. Senin annen Almanca konuşur. How does your mother speak German? Senin annen nasıl Almanca konuşur? Your mother speaks German badly. Senin annen kötü Almanca konuşur. With whom does your mother speak German? Senin annen kiminle Almanca konuşur? Your mother speaks German with you. Senin annen seninle Almanca konuşur. Who speaks? Kim konuşur? His wife speaks. Onun karısı konuşur. What language does his wife speak? Onun karısı hangi dilde konuşur? His wife speaks French. Onun karısı Fransızca konuşur. With how does his wife speak French? Onun karısı nasıl Fransızca konuşur? His wife speaks French fast. Onun karısı hızlı Fransızca konuşur. With whom does his wife speak French? Onun karısı kiminle Fransızca konuşur? His wife speaks French with him. Onun karısı onunla Fransızca konuşur. Who speaks? Kim konuşur? Her husband speaks. Onun kocası konuşur. What language does her husband speak? Onun kocası hangi dilde konuşur? Her husband speaks Turkish. Onun kocası Türkçe konuşur. How does her husband speak Turkish? Onun kocası nasıl Türkçe konuşur? Her husband speaks Turkish slowly. Onun kocası yavaşça Türkçe konuşur. With whom does her husband speak Turkish? Onun kocası kiminle Türkçe konuşur? Her husband speaks Turkish with him. Onun kocası onunla Türkçe konuşur. Who speaks? Kim konuşur? Our sister speaks. Bizim kız kardeşimiz konuşur. What language does our sister speak? Bizim kız kardeşimiz hangi dille konuşur? Our sister speaks Spanish. Bizim kız kardeşimiz İspanyolca konuşur. How does our sister speak Spanish? Bizim kız kardeşimiz İspanyolcayı nasıl konuşur? Our sister speaks Spanish terribly. Bizim kız kardeşimiz çok kötü İspanyolca konuşur. With whom does our sister speak Spanish? Bizim kız kardeşimiz kiminle İspanyolca konuşur? Our sister speaks Spanish with us. Bizim kız kardeşimiz bizimle İspanyolca konuşur. Who speaks? Kim konuşur? Your brother speaks. Senin erkek kardeşin konuşur. How does your brother? What language does your brother speak? Sizin erkek kardeşiniz hangi dilde konuşur? Your brother speaks Russian. Sizin erkek kardeşiniz Rusça konuşur. How does your brother speak Russian? Sizin erkek kardeşiniz nasıl Rusça konuşur? Your brother speaks Russian quietly. Sizin erkek kardeşiniz yavaşça, sessizce Rusça konuşur. With whom does your brother speak Russian? Sizin erkek kardeşiniz kiminle Rusça konuşur? Your brother speaks Russian with you. Sizin erkek kardeşiniz sizinle Rusça konuşur. Who speaks? Kim konuşur? Their son speaks. Onların oğlu konuşur. What language does their son speak? Onların oğlu hangi dili konuşur? Their son speaks Chinese. Onların oğlu Çince konuşur. How does their son speak Chinese? Onların oğlu Çince nasıl konuşur? Their son speaks Chinese fluently. Onların oğlu Çince'yi akıcı bir şekilde konuşur. With whom does their son speak Chinese? Onların oğlu Çince'yi kimle konuşur? Their son speaks Chinese with them. Onların oğlu onlarla Çince konuşur.
Evet, görmüş olduğunuz gibi soru sözcüklerimizle de cümleler yaptık. Adım adım hepsini öğrendik. Bir sonraki dersimizde çok daha fazla şeyler öğreneceğiz. Hızlı İngilizce öğrenmeye devam edeceğiz. Bu videoyu beğenmeyi ve derslerimizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler dileğiyle. Güzel yurdumun güzel insanı. Merhaba. Söz verdiğimiz gibi videoları yapmaya devam ediyoruz ve sizlere hızlı bir şekilde İngilizceyi kafanızı karıştırmadan öğretiyoruz. Videoları yaptığımız için bana teşekkür etmek isterseniz aşağıdaki like butonuna tıklamanız ve küçük bir yorum yazmanız yeterli olacaktır. Sizin için videolar yapmaya ve dünyanın dillerini size öğretmeye devam edeceğim. Peki bugün ne yapacağız? Bugün arkadaşlar sizinle beraber birinin hakkında konuşmayı öğreneceğiz. Ya da birine diyeceğiz ki sen benim kız kardeşim hakkında mı konuşuyorsun? Sen benim hakkında mı konuşuyorsun? Ben senin hakkında konuşmuyorum gibi cümleler kurmaya başlayacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Burada görmüş olduğunuz about edatımızla beraber yapacağız. About ne demek? About hakkında demek. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Bunu sol tarafında görmüş olduğunuz kelimelerle birleştirerek yapacağız. Peki yapmaya başlayalım. Biz ilk dersten itibaren, ilk dakikalardan itibaren vakit kaybetmeden İngilizce öğrenmeye devam edelim. About hakkındaydı. O zaman birleştirmeye başlayalım. About me, benim hakkımda. About you, senin hakkında. About him, erkekler için onun hakkında. About her, onun hakkında. Dişiler için. About it, onun hakkında. Cansızlar ya da herhangi bir konu hakkında. About us, bizim hakkımızda. About you, sizin hakkınızda. About them, onların hakkında. Başka neler yapabiliriz? Annemle, babamla vesaire bunlarla birleştirebiliriz. About my father, babamın hakkında. About my mother, annemin hakkında. About my wife, karımın hakkında. About my husband, kocamın hakkında. About my sister, kız kardeşimin hakkında. About my brother, erkek kardeşimin hakkında. About my son, oğlumun hakkında. Başka ne yapısı yapabiliriz? Senin babanın, senin annenin hakkında diyelim. About your father, senin babanın hakkında. About your mother, senin annenin hakkında. About your wife, senin karının hakkında. About your husband, senin kocanın hakkında. About your sister, senin kız kardeşinin hakkında. About your brother, senin erkek kardeşinin hakkında. About your son, senin oğlunun hakkında. Şimdi ne yapalım? Onunla beraber yapalım. About his father, onun babasının hakkında. About his mother, onun annesinin hakkında. About his wife, onun karısının hakkında. About his sister, onun kız kardeşinin hakkında. About his brother, onun erkek kardeşinin hakkında. About his son, onun oğlunun hakkında. Başka neyimiz var? Her. About her father, onun babasının hakkında. About her mother, onun annesinin hakkında. About her wife, onun karısının hakkında. About her husband, onun kocasının hakkında. About her sister, onun kız kardeşinin hakkında. About her brother, onun erkek kardeşinin hakkında. About her son, onun oğlunun hakkında. Başka ne yapabiliriz? Bizim, senin, onun da diyebiliriz. About our father, babamızın hakkında. About our mother, annemizin hakkında. About our wife, karımızın hakkında. About our wife olmaz arkadaşlar. About our sister, kız kardeşimiz hakkında. About our brother, erkek kardeşimiz hakkında. About our son, oğlumuz hakkında. Şimdi neyle beraber devam edelim? Your'la beraber devam edelim. About your father, sizin babanızın hakkında. About your mother, sizin annenizin hakkında. About your wife, olmaz, çoğulla beraber. About your sister, sizin kız kardeşiniz hakkında. About your brother, sizin erkek kardeşiniz hakkında. About your son, sizin oğlunuz hakkında. Their'le yapalım. About their father, onların babasının hakkında. About their mother, onların annesinin hakkında. About their
wife'la husband olmaz. About their sister, onların kız kardeşinin hakkında. About their brother, onların erkek kardeşinin hakkında. About their son, onların oğlunun hakkında. Şimdi neyimiz vardı? Speak, konuşmak fiili vardı. Şimdi birisinin hakkında konuşmaya başlayalım. Ama önce bu tarafı yapalım. I speak about you. Ben senin hakkında konuşuyorum. Bunu sarı yapalım. Do I speak about you? Ben senin hakkında mı konuşuyorum? Bunu olumsuz yapalım. I do not speak about you. Ben senin hakkında konuşmuyorum. I speak about him. Ben onun hakkında konuşuyorum. Soru yapalım. Do I speak about him? Ben onun hakkında mı konuşuyorum? I do not speak about him. Ben onun hakkında konuşmuyorum. I speak about her. Ben onun hakkında konuşuyorum. Do I speak about her? Ben onun hakkında mı konuşuyorum? I do not speak about her. Ben onun hakkında konuşmuyorum. I speak about you. Ya da I speak about us. Ben bizim hakkımızda konuşuyorum. Do I speak about us? Ben bizim hakkımızda mı konuşuyorum? I do not speak about us. Ben bizim hakkımızda konuşmuyorum. I speak about you. Ben sizin hakkınızda konuşuyorum. Do I speak about you? Ben sizin hakkınızda mı konuşuyorum? I do not speak about you. Ben sizin hakkınızda konuşmuyorum. I speak about them. Ben onların hakkında konuşuyorum. Do I speak about them? Ben onların hakkında mı konuşuyorum? I do not speak about them. Ben onların hakkında konuşmuyorum. Şimdi you ile yapalım. Benim hakkımda mı konuşuyorsun diye karşı tarafa birazdan soru soracağız. You speak about me. Sen benim hakkımda konuşuyorsun. Şimdi kızdınız, bir şeyler duydunuz. Karşınızdakine sorun. Do you speak about me? Benim hakkımda mı konuşuyorsun? Sonra sen benim hakkımda konuşmuyorsun. You don't speak about me. Sen benim hakkımda konuşmuyorsun. You speak about him. Sen onun hakkında konuşuyorsun. Do you speak about him? Sen onun hakkında mı konuşuyorsun? You don't speak about him. Sen onun hakkında konuşmuyorsun. İşte burada tam benim hakkımda mı konuşuyorsun, senin hakkında mı konuşuyorum? Kavgaya meyilli bir pozisyona da girebiliyorsunuz. You speak about her. Sen onun hakkında konuşuyorsun. Do you speak about her? Sen onun hakkında mı konuşuyorsun? You don't speak about her. Sen onun hakkında konuşmuyorsun. You speak about us. Sen bizim hakkımızda konuşuyorsun. Do you speak about us? Sen bizim hakkımızda mı konuşuyorsun? You don't speak about us. Sen bizim hakkımızda konuşmuyorsun. You speak about them. Sen onların hakkında konuşuyorsun. Do you speak about them? Sen onların hakkında mı konuşuyorsun? You don't speak about them. Sen onların hakkında konuşmuyorsun. He ile yapalım. He speaks about me. O benim hakkımda konuşuyor. Does he speak about me? O benim hakkımda mı konuşuyor? He doesn't speak about me. O benim hakkımda konuşmuyor. He speaks about you. O senin hakkında konuşuyor. Does he speak about you? O senin hakkında mı konuşuyor? He doesn't speak about you. O senin hakkında konuşmuyor. He speaks about her. O onun hakkında konuşuyor. Does he speak about her? O onun hakkında mı konuşuyor? He doesn't speak about her. O onun hakkında konuşmuyor. He speaks about us. O bizim hakkımızda konuşuyor. Does he speak about us? O bizim hakkımızda mı konuşuyor? He doesn't speak about us. O bizim hakkımızda konuşmuyor. He speaks about you. O sizin hakkınızda konuşuyor. Does he speak about you? O sizin hakkınızda mı konuşuyor? He doesn't speak about you. O sizin hakkınızda konuşmuyor. He speaks about them. O onların hakkında konuşuyor. Does he speak about them? O onların hakkında mı konuşuyor? He doesn't speak about them. O onların hakkında konuşmuyor. She ile yapalım. She speaks about me. O benim hakkımda konuşuyor. Does she speak about me? O benim hakkımda mı konuşur? She doesn't speak about me. O benim hakkımda konuşmaz. She speaks about you. O senin hakkında konuşur. Does she speak about you? O senin hakkında mı konuşur? She doesn't speak about you. O senin hakkında konuşmaz. She speaks about him. O onun hakkında konuşur. Does she speak about him? O onun hakkında mı konuşur? She doesn't speak about him. O onun hakkında konuşmaz. She speaks about her. O onun hakkında konuşur.
Does she speak about her? Onun hakkında mı konuşur? She doesn't speak about her. Onun hakkında konuşmaz. She speaks about us. O bizim hakkımızda konuşur. Does she speak about us? O bizim hakkımızda konuşur mu? She doesn't speak about us. O bizim hakkımızda konuşmaz. She speaks about you. O sizin hakkınızda konuşur. Does she speak about you? O sizin hakkınızda konuşur mu? She doesn't speak about you. O sizin hakkınızda konuşmaz. She speaks about them. O onların hakkında konuşur. Does she speak about them? O onların hakkında konuşur mu? She doesn't speak about them. O onların hakkında konuşmaz. Şimdi we ile devam edelim. We speak about you. Biz senin hakkında konuşuyoruz. Do we speak about you? Biz senin hakkında konuşuyor muyuz? We don't speak about you. Biz senin hakkında konuşmuyoruz. We speak about him. Biz onun hakkında konuşuyoruz. Do we speak about him? Biz onun hakkında konuşuyor muyuz? We don't speak about him. Biz onun hakkında konuşmuyoruz. We speak about her. Biz onun hakkında konuşuyoruz. Do we speak about her? Biz onun hakkında konuşuyor muyuz? We don't speak about her. Biz onun hakkında konuşmuyoruz. We speak about you. Biz sizin hakkınızda konuşuyoruz. Do we speak about you? Biz sizin hakkınızda konuşuyor muyuz? We don't speak about you. Biz sizin hakkınızda konuşmuyoruz. Şimdi ne yapalım? Devam edelim. They speak about me. Onlar benim hakkımda konuşurlar. Do they speak about me? Onlar benim hakkımda konuşurlar mı? They don't speak about me. Onlar benim hakkımda konuşmazlar. They speak about you. Onlar senin hakkında konuşurlar. Do they speak about you? Onlar senin hakkında konuşurlar mı? They don't speak about you. Onlar senin hakkında konuşmazlar. They speak about him. Onlar onun hakkında konuşurlar. Do they speak about him? Onlar onun hakkında konuşurlar mı? They don't speak about him. Onlar onun hakkında konuşmazlar. They speak about her. Onlar onun hakkında konuşurlar. Do they speak about her? Onlar onun hakkında konuşurlar mı? They don't speak about her. Onlar onun hakkında konuşmazlar. They speak about us. Onlar bizim hakkımızda konuşurlar. Do they speak about us? Onlar bizim hakkımızda konuşurlar mı? They don't speak about us. Onlar bizim hakkımızda konuşmazlar. They speak about you. Onlar sizin hakkınızda konuşurlar. Do they speak about you? Onlar sizin hakkınızda konuşurlar mı? They don't speak about you. Onlar sizin hakkınızda konuşmazlar. They speak about them. Onlar onların hakkında konuşurlar. Burada iki farklı gruptan bahsediyoruz. Do they speak about them? Onlar onların hakkında konuşurlar mı? They don't speak about them. Onlar onların hakkında konuşmazlar. Şimdi ne yapalım? Annemin hakkında konuşuyorum, babamın hakkında konuşuyorum gibisinden cümleler yapmaya başlayalım. Hazır mısınız? I speak about my father. Ben babamın hakkında konuşurum. Do I speak about my father? Ben babamın hakkında konuşur muyum? I don't speak about my father. Ben babamın hakkında konuşmam. I speak about your mother. Ben senin annenin hakkında konuşurum. Do I speak about your mother? Ben senin annenin hakkında konuşur muyum? I don't speak about your mother. Ben senin annenin hakkında konuşmam. I speak about his wife. Ben onun karısının hakkında konuşurum. Do I speak about his wife? Ben onun karısının hakkında konuşur muyum? I don't speak about his wife. Ben onun karısının hakkında konuşmam. I speak about her husband. Ben onun kocasının hakkında konuşurum. Do I speak about her husband? Ben onun kocasının hakkında konuşur muyum? I don't speak about her husband. Ben onun kocasının hakkında konuşmam. I speak about our sister. Ben bizim kız kardeşimiz hakkında konuşurum. Do I speak about our sister? Ben bizim kız kardeşimiz hakkında konuşur muyum? I don't speak about our sister. Ben bizim kız kardeşimiz hakkında konuşmam. I speak about your brother. Ben sizin erkek kardeşiniz hakkında konuşurum. Do I speak about your brother? Ben sizin erkek kardeşiniz hakkında konuşur muyum? I don't speak about your brother. Ben sizin erkek kardeşiniz hakkında konuşmam. I speak about your
about their son. Ben onların oğlu hakkında konuşurum. Do I speak about their son? Ben onların oğlu hakkında konuşur muyum? I don't speak about their son. Ben onların oğlu hakkında konuşmam. Şimdi ne yapsın? You ile yapalım. Buradaki my, your hepsiyle beraber kullanabilirsiniz. Yani ben şu an hepsiyle bir tane yapmaya çalıştım. Ama önce my ile sonra your ile yapmaya çalışsam çok uzun sürerdi hepsini bir beraber. Ne yapabilirsiniz? Siz buradan teker teker hepsiyle beraber yapabilirsiniz. Şimdi ne yapacağız? You ile beraber yapacağız. Sen benim annemin hakkında mı konuşuyorsun? Sen onun kız kardeşi hakkında mı konuşuyorsun? Gibisinden cümleler kurmaya başlayalım. Dediğim gibi karşı tarafla direkt kavgaya bile yol açabilir böyle konuşmalar. Ama ne yapalım? Biz her türlü konu için, her türlü pozisyon için konuşmayı öğrenelim. Aslında çok az cümlede neler yapabildiğinizi siz de görüyorsunuz. Ne yapacağız? Kelime sayımızı şu an kısıtlı tutacağız ama az kelimeyle dünyaları anlatabildiğinizi siz de göreceksiniz. Şimdi ne yapıyoruz? You ile beraber yapıyoruz. You speak about my father. Sen benim babamın hakkında konuşuyorsun. Do you speak about my father? Sen benim babamın hakkında konuşur musun? You don't speak about my father. Sen benim babamın hakkında konuşmazsın. You speak about your mother. Senin annenin hakkında konuşursun. Do you speak about your mother? Senin annenin hakkında konuşur musun? You don't speak about your mother. Sen annenin hakkında konuşmazsın. You speak about his wife. Sen onun karısının hakkında konuşursun. Do you speak about his wife? Sen onun karısının hakkında konuşur musun? You don't speak about his wife. Sen onun karısının hakkında konuşmazsın. You speak about her husband. Sen onun kocasının hakkında konuşursun. Do you speak about her husband? Sen onun kocasının hakkında konuşur musun? You don't speak about her husband. Sen onun kocasının hakkında konuşmazsın. You speak about us. Sen bizim hakkımızda konuşursun. Do you speak about us? Sen bizim hakkımızda konuşur musun? You don't speak about us. Sen bizim hakkımızda konuşmazsın. You speak about them. Sen onların hakkında konuşursun. Do you speak about them? Sen onların hakkında konuşur musun? You don't speak about them. You speak about our sister. Sen bizim kız kardeşimiz hakkında konuşursun. Do you speak about our sister? Sen bizim kız kardeşimiz hakkında konuşur musun? You don't speak about our sister. Sen bizim kız kardeşimiz hakkında konuşmazsın. You speak about your brother. Sizin erkek kardeşiniz hakkında konuşursun. Do you speak about your brother? Sen erkek kardeşiniz hakkında konuşur musun? You don't speak about your brother. Sen erkek kardeşiniz hakkında konuşmazsın. You speak about their son. Sen onların oğlu hakkında konuşursun. Do you speak about their son? Sen onların oğlu hakkında konuşur musun? You don't speak about their son. Sen onların oğlu hakkında konuşmazsın. Şimdi ne yapalım? He, o, bizim, sizin, onların akrabalar hakkında konuşmaya başlasın. He speaks about my father. O benim babam hakkında konuşur. Does he speak about my father? O benim babam hakkında konuşur mu? He doesn't speak about my father. O benim babam hakkında konuşmaz. He speaks about your mother. O senin annen hakkında konuşur. Does he speak about your mother? O senin annen hakkında konuşur mu? He doesn't speak about your mother. O senin annen hakkında konuşmaz. He speaks about his wife. O onun karısının hakkında konuşur. Does he speak about his wife? O onun karısının hakkında konuşur mu? He doesn't speak about his wife. O onun karısının hakkında konuşmaz. He speaks about her husband. O onun kocasının hakkında konuşur. Does he speak about her husband? O onun kocasının hakkında konuşur mu? He doesn't speak about her husband. O onun kocasının hakkında konuşmaz. He speaks about our sister. O bizim kız kardeşimiz hakkında konuşur. Does he speak about our sister? O bizim kız kardeşimiz hakkında konuşur mu? He doesn't speak about our sister. O bizim kız kardeşimiz hakkında konuşmaz. He speaks about your brother. O sizin erkek kardeşiniz hakkında konuşur. Does he speak about your brother? O sizin erkek kardeşiniz hakkında konuşur mu?
He doesn't speak about your brother. O sizin erkek kardeşiniz hakkında konuşmaz. He speaks about their son. Onların oğlu hakkında konuşur. Does he speak about their son? Onların oğlu hakkında konuşur mu? He doesn't speak about their son. Onların oğlu hakkında konuşmaz. Evet arkadaşlar, bir dersimizin de sonuna geldik. Aslında size birkaç yeri bıraktım. Nedir? She, we, you ve they ile about'la beraber cümleleri buradan sonra siz yapın. Ne yapın? She'den başlayın arkadaşlar. She speaks about my father. She speaks about your mother. She speaks about his wife. She speaks about her husband diye cümleleri yapmaya başlayın. Sonra bunların sorusunu sorun. Sonra bunların olumsuzunu yapın. Bu şekilde ne yapacaksınız? Evde aynı şekilde tekrar ederek hızlı bir şekilde dil öğrenmeye devam edeceksiniz. Unutmayın. Sadece ama sadece dinleyici olmayın. Aktif bir şekilde benim söylediklerimin hepsini siz de aynı şekilde tekrar edin. Öğrenmenin bir numaralı kuralı nedir? Tekrar etmektir arkadaşlar. Doğru kaynak, doğru hoca, doğru sistem sizi başarıya götürür. Videomuzu beğendiyseniz lütfen aşağıdaki beğene tıklamayı unutmayın. Yorumlarınızda hangi dilleri istiyorsanız onları yazın. Unutmayın, size Almancasından Çincesine kadar tüm dilleri getireceğim. Ama bir tane Ferhat Yıldız var. O da zaman buldukça sizlere video yapmaya devam ediyor. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler dileğiyle. Güzel yurdumun güzel insanı. Söz verdiğim gibi sizin için videolarımı yapmaya devam ediyorum. Eğer bana teşekkür etmek isterseniz aşağıdaki beğen butonu tıklamanız ve ufak bir yorum yazmanız yeterli olacaktır. Sizin için tüm dillerde videolarımı yapmaya devam edeceğim. Duyuyorum aranızda bazıları hocam Almanca diyor, İspanyolca diyor, İtalyanca diyor. Evet, bunun farkındayım ama videoları yapmaya başladım. Sağlığım izin verirse tek tek sizin için videoları yapmaya devam edeceğim. Beni takip etmeye devam edin arkadaşlar. Abone olun butona tıklayarak beni takip edebilirsin. Sizin için arzu ettiğiniz videoları yapacağım. Bugün ne yapacağız? Bugün İngilizce öğrenmeye devam edeceğiz. Ve siz artık daha fazla şey söylüyor olabileceksiniz. İlk başlarda yapacağımız şey şu. İlk başlarda size çok fazla kelime bilgisi vermeyi düşünmüyorum. Neden? Öncelikli olarak yapıları kafada oturtmak lazım. Ondan sonra yapılar üzerinden sadece kelimeleri değiştirerek bin bir farklı şey söyleyebiliriz. Ne yapacağız? İlk başta yapıları, zamanları ve sözcükleri yerine oturtacağız. Ondan sonra bir bakacaksınız 10 dakikada 15 dakikada aslında çok fazla şey konuşabileceğinizi siz de göreceksiniz. Peki ne yapalım şimdi? Dersimize geçelim. Dersimiz de bugün then done, from edatımızı kullanacağız. From edatıyla neler yapabileceğimizi göreceğiz. İngilizce'de from, görmüş olduğunuz gibi from, then Türkçe'ye çevirdiğinizde then done anlamına gelir. Nedir? Benden, senden, İzmir'den, işte masadan, Ahmet'ten, Mehmet'ten, annemden, babamdan gibi sözcükleri, cümleleri kurarken ne yapıyoruz? Bu then done'dan yararlanıyoruz. O zaman ne yapalım? Biz hiç vakit geçirmeden direkt from edatımızı öğrenmeye başlayalım. From'u ne yapıyoruz? From'u benden senden demek için buradaki sözcüklerimizle birleştiriyoruz. Ve ne yapıyoruz? Yavaş yavaş konuşmaya başlıyoruz. O zaman ne yapalım? Konuşalım. Diyelim ki benden. From me, benden. From you, senden. From him, ondan. From her, ondan. From it, ondan. From us, bizden. From you, sizden. From them, onlardan. Bunun yanında ne diyebilirsiniz? From Ferhat, Ferhat'tan. From Ahmet, Ahmet'ten. From Ayşe, Ayşe'den. From Leyla, Leyla'dan. Başka ne diyebilirsiniz? From İzmir, İzmir'den. From Ankara, Ankara'dan. From İstanbul, İstanbul'dan. From London, London, Londra'dan. Gibi farklı farklı cümlelerde kurabilirsiniz daha ileride. Ne yapacağız? İleride ben İzmirliyim, ben Ankaralıyım derken, Ankara'danım derken bunları from'u kullanacağız. Ne yapalım? Annemden, babamdan demeyi de öğrenelim. From my father, babamdan. From my mother, annemden. From my wife, karımdan. From my husband, kocamdan. From my sister, kız kardeşimden. From my brother, erkek kardeşimden.
From my son, oğlumdan. Şimdi senin annenden babandan diyelim. From your mother, from your father, senin babandan. From your mother, senin annenden. From your wife, senin karından. From your husband, senin kocandan. From your sister, senin kız kardeşinden. From your brother, senin erkek kardeşinden. From your son, senin oğlundan. Şimdi onun diyelim. From his father, onun babasından. From his mother, onun annesinden. From his wife, onun karısından. From his sister, onun kız kardeşinden. From his brother, onun erkek kardeşinden. From his son, onun oğlundan. Her'le devam edelim. From her father, onun babasından. From her mother, onun annesinden. From her husband, onun kocasından. From her sister, onun kız kardeşinden. From her brother, onun erkek kardeşinden. From her son, onun oğlundan. Şimdi bizim diyelim. From our father, bizim babamızdan. From our mother, bizim annemizden. From our sister, bizim kız kardeşimizden. From our brother, bizim erkek kardeşimizden. From our son, bizim oğlumuzdan. Your'la your hem sen hem sizdi. Birisini yaptık. İkinciyi bence yapmaya gerek yok. Your'u kullandığınız zaman sen ya da siz demek oluyor arkadaşlar. Bunu kafanızın bir yerinde tutun. Ne yapalım? From their diyelim. From their father, onların babasından. From their mother, onların annesinden. From their sister, onların kız kardeşinden. From their brother, onların erkek kardeşinden. From their son, onların oğlundan. Gördüğünüz gibi adım adım gidince, doğru bir şekilde gidince aslında ne kadar kolay. Şimdi ne yapalım? Bir şeyler öğrenmeye başlayalım. Learn fiilimizi ne yapalım? From'la beraber annemizden, babamızdan ya da senden, ondan, bundan bir şeyler öğrenmeye başlayalım. Ne yapalım? O zaman learn'e cümlelerimizi kurmaya başlayalım. I learn English. Ben İngilizce öğrenirim. I learn English from you. Ben senden İngilizce öğrenirim. I learn English from him. Ben ondan İngilizce öğrenirim. I learn English from her. Ben ondan İngilizce öğrenirim. I learn English from you. Ben sizden İngilizce öğrenirim. I learn English from them. Ben onlardan İngilizce öğrenirim. Şimdi ne yapalım? Sen ne yapalım? You learn German. Sen Almanca öğrenirsin. You learn German from me. Sen benden Almanca öğrenirsin. You learn German from him. Sen ondan Almanca öğrenirsin. You learn German from her. Sen ondan Almanca öğrenirsin. You learn German from us. Sen bizden Almanca öğrenirsin. You learn German from them. Sen onlardan Almanca öğrenirsin. Ne diyelim? He ile yapalım. He learns French. O Fransızca öğrenir. Kimden? He learns French from me. O benden Fransızca öğrenir. He learns French from you. O senden Fransızca öğrenir. He learns French from him. O ondan Fransızca öğrenir. He learns French from her. O ondan Fransızca öğrenir. He learns French from us. O bizden Fransızca öğrenir. He learns French from you. O sizden Fransızca öğrenir. He learns French from them. O onlardan Fransızca öğrenir. Şimdi ne yapalım? She ile yapalım. She learns Turkish. O Türkçe öğrenir. She learns Turkish from me. O benden Türkçe öğrenir. She learns Turkish from you. O senden Türkçe öğrenir. She learns Turkish from him. O ondan Türkçe öğrenir. She learns Turkish from her. O ondan Türkçe öğrenir. She learns Turkish from us. O bizden Türkçe öğrenir. She learns Turkish from you. O sizden Türkçe öğrenir.
She learns Turkish from them. O onlardan Türkçe öğrenir. Ne yapalım? Devam edelim. We ile devam ediyoruz. We learn Turkish from you. Biz senden Spanish'te. We learn Spanish from you. Biz senden İspanyolca öğreniriz. We learn Spanish from him. Biz ondan İspanyolca öğreniriz. We learn Spanish from her. Biz ondan İspanyolca öğreniriz. We learn Spanish from you. Biz sizden İspanyolca öğreniriz. We learn Spanish from them. Biz onlardan İspanyolca öğreniriz. You ile siz anlamına gelen you ile sen anlamına gelen you ikisi de aynı. O sebepten dolayı bir kere daha kullanmayalım. Siz kafanızda bunu tutun. Şimdi ne diyelim? Onlar. They learn Chinese from me. Onlar benden Çince öğrenirler. They learn Chinese from you. Onlar senden Çince öğrenirler. They learn Chinese from him. Onlar onlardan Çince öğrenirler. They learn Chinese from her. Onlar ondan Çince öğrenirler. They learn Chinese from us. Onlar bizden Çince öğrenirler. They learn Chinese from you. Onlar sizden Çince öğrenirler. They learn Chinese from them. Onlar onlardan Çince öğrenirler. Gördüğünüz gibi ne kadar kolay değil mi? Şimdi şöyle yapacağız. Ne yapacağız? Babamızdan İngilizce öğreneceğiz. Annemizden İngilizce öğreneceğiz. Ama bunu ne yapacağız? Önce olumlu cümle, arkasından soru, ondan sonra ne yapacağız? Her zamanki gibi olumsuz. Şunu unutmayın arkadaşlar. Eğer ki bir dilde olumlu cümle yapmayı biliyorsanız, soru sormayı biliyorsanız ve olumsuz cümleyi yapmayı biliyorsanız artık o dille alakalı olarak çoğu şeyi, işin %50'sini geride bırakmışsınız demektir. Bundan sonra yapmanız gereken nedir? Yapıları öğrenmek, sonra kelimeleri öğrenmek ve tak 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 yerine koymak. İngilizce gibi Tarzanca'dan öte olmayan bir dilde kelime öğrenmeniz, yerlerine koymanız yeterli. Ne yapalım şimdi? Annemizden, babamızdan bir şeyler öğrenmeye başlayalım. İngilizceyi, Almancayı şimdi kullanmayalım. Ne diyelim? Ya da kullanalım. I learn English. Ben İngilizce öğrenirim. Bunun sorusunu nasıl yapıyorduk? Başına do getiriyorduk. I learn English. Ben İngilizce öğrenirim. Başına do getirdik. Do I learn English? Ben İngilizce öğrenir miyim? Olumsuzu nasıldı? I'dan sonra don't getiriyorduk. I don't learn English. Ben İngilizce öğrenmem. Şimdi ne yapalım? Bunu burada annemizle babamızla yapalım. I learn English from my father. Ben babamdan İngilizce öğrenirim. Sorusunu yapalım. Do I learn English from my father? Ben babamdan İngilizce öğrenir miyim? Olumsuz yapalım. I don't learn English from my father. Ben babamdan İngilizce öğrenmem. Annemizden öğrenelim. I learn English from my mother. Ben annemden İngilizce öğrenirim. Do I learn English from my mother? Ben annemden İngilizce öğrenir miyim? I don't learn English from my father. From my mother. Ben annemden İngilizce öğrenmem. I learn English from my wife. Ben karımdan İngilizce öğrenirim. Do I learn English from my wife? Ben karımdan İngilizce öğrenir miyim? I don't learn English from my wife. Ben karımdan İngilizce öğrenmem. I learn English from my husband. Ben kocamdan İngilizce öğrenirim. Do I learn English from my husband? Ben kocamdan İngilizce öğrenir miyim? I don't learn English from my husband. Ben kocamdan İngilizce öğrenmem. I learn English from my sister. Ben kız kardeşimden İngilizce öğrenirim. Do I learn English from my sister? Ben kız kardeşimden İngilizce öğrenir miyim? I don't learn English from my sister. Ben kız kardeşimden İngilizce öğrenmem. I learn English from my brother. Ben erkek kardeşimden İngilizce öğrenirim. Do I learn English from my brother? Ben erkek kardeşimden İngilizce öğrenir miyim? I don't learn English from my brother. Ben erkek kardeşimden İngilizce öğrenmem. I learn English from my son. Ben oğlumdan İngilizce öğrenirim. Do I learn English from my son? Ben oğlumdan İngilizce öğrenir miyim? I don't learn English from my son. Ben oğlumdan İngilizce öğrenmem.
Şimdi you ile yapalım. Sen Almanca öğren. You learn German. Sen Almanca öğrenirsin. You learn German from your father. Sen babandan Almanca öğrenirsin. Do you learn German from your father? Sen babandan Almanca öğrenir misin? You don't learn German from your father. Sen babandan Almanca öğrenmezsin. You learn German from your mother. Sen annenden Almanca öğrenirsin. Do you learn German from your mother? Sen annenden Almanca öğrenir misin? You don't learn German from your mother. Sen annenden Almanca öğrenmezsin. You learn German from your wife. Sen karından Almanca öğrenirsin. Do you learn German from your wife? Sen karından Almanca öğrenir misin? You don't learn German from your wife. Sen karından Almanca öğrenmezsin. You learn German from your husband. Sen kocandan Almanca öğrenirsin. Do you learn German from your husband? Sen kocandan Almanca öğrenir misin? You don't learn German from your husband. Sen kocandan Almanca öğrenmezsin. You learn German from your sister. Sen kız kardeşinden Almanca öğrenirsin. Do you learn German from your sister? Sen kız kardeşinden Almanca öğrenir misin? You don't learn German from your sister. Sen kız kardeşinden Almanca öğrenmezsin. You learn German from your brother. Sen erkek kardeşinden Almanca öğrenirsin. Do you learn German from your brother? Sen erkek kardeşinden Almanca öğrenir misin? You don't learn German from your brother. Sen erkek kardeşinden Almanca öğrenmezsin. You learn German from your son. Sen oğlundan Almanca öğrenirsin. Do you learn German from your son? Sen oğlundan Almanca öğrenir misin? You don't learn German from your son. Sen oğlundan Almanca öğrenmezsin. Ne kadar kolay değil mi? Şimdi ne yapalım? Hile yapalım. Hile yaparken bir şeyi unutmuyoruz. Nedir? Fiilimize bir S takısı getiriyoruz. Şu an yapmış olduğumuz neydi arkadaşlar? Şu an yapmış olduğumuz zaman geniş zaman. En kolayı. Fiillerde he, she'nin haricinde hiçbir değişiklik olmuyor. Aynısını speak gördüğünüz yerde speak'i alıyorsunuz, koyuyorsunuz. Ondan sonra bütün şahıs zamirlerine göre aynı şekilde çekiyorsunuz. Sadece he, she'de bir S geliyordu. Bunu unutmayalım. O zaman ne yapalım? He ile cümlelerimize devam edelim. He learns French. O Fransızca öğrenir. Kimden? He learns French from his father. O babasından Fransızca öğrenir. Soru yaparken ne yapıyorduk? Learn'deki S'i atıyorduk. Ne yapıyorduk? Do'ya koyuyorduk. Do ne oluyordu? Does oluyordu. Şurada görmüş olduğunuz gibi. O zaman yapalım. Does he learn French from his father? O babasından Fransızca öğrenir mi? Soruda ne yapıyoruz? Does'ı alıyoruz. Hemen he'nin yanına koyuyoruz not'la beraber. He doesn't learn French from his father. O babasından Fransızca öğrenmez. He learns French from his mother. O annesinden Fransızca öğrenir. Does he learn French from his mother? O annesinden Fransızca öğrenir mi? He doesn't learn French from his mother. O annesinden Fransızca öğrenmez. He learns French from his wife. O karısından Fransızca öğrenir. Does he learn French from his wife? O karısından Fransızca öğrenir mi? He doesn't learn French from his wife. O karısından Fransızca öğrenmez. He learns French from his sister. O kız kardeşinden Fransızca öğrenir. Does he learn French from his sister? O kız kardeşinden Fransızca öğrenir mi? He doesn't learn French from his sister. O kız kardeşinden Fransızca öğrenmez. He learns French from his brother. O erkek kardeşinden Fransızca öğrenir. Does he learn French from his brother? O erkek kardeşinden Fransızca öğrenir mi? He doesn't learn French from his brother. O erkek kardeşinden Fransızca öğrenmez. He learns French from his son. O oğlundan Fransızca öğrenir. Does he learn French from his son? O oğlundan Fransızca öğrenir mi? He doesn't learn French from his son. O oğlundan Fransızca öğrenmez. Ne yapalım? Şimdi she ile devam edelim. She, o ne öğreniyordu? Türkçe öğreniyordu. She learns, ben tam önünde duruyorum tabii ki burada. She learns Turkish. O Türkçe öğrenir. She learns Turkish. O Türkçe öğrenir. Kimden?
She learned Turkish from her father. O babasından Türkçe öğrenir. Does she learn Turkish from her father? O babasından Türkçe öğrenir mi? She doesn't learn Turkish from her father. O babasından Türkçe öğrenmez. She learns Turkish from her mother. O annesinden Türkçe öğrenir. Does she learn Turkish from her mother? O annesinden Türkçe öğrenir mi? She doesn't learn Turkish from her mother. O annesinden Türkçe öğrenmez. She learns Turkish from her husband. O kocasından Türkçe öğrenir. Does she learn Turkish from her husband? O kocasından Türkçe öğrenir mi? She doesn't learn Turkish from her husband. O kocasından Türkçe öğrenmez. She learns Turkish from her sister. O kız kardeşinden Türkçe öğrenir. Does she learn Turkish from her sister? O kız kardeşinden Türkçe öğrenir mi? She doesn't learn Turkish from her sister. O kız kardeşinden Türkçe öğrenmez. She learns Turkish from her brother. O erkek kardeşinden Türkçe öğrenir. Does she learn Turkish from her brother? O erkek kardeşinden Türkçe öğrenir mi? She doesn't learn Turkish from her brother. O erkek kardeşinden Türkçe öğrenmez. She learns Turkish from her son. O oğlundan Türkçe öğrenir. Does she learn Turkish from her son? O oğlundan Türkçe öğrenir mi? She doesn't learn Turkish from her son. O oğlundan Türkçe öğrenmez. Şimdi neyimiz var başka? We. Ne? Biz. Biz ne yapıyoruz? Biz ne öğreniyoruz? Biz İspanyolca öğreniyoruz. We learn Spanish. Biz İspanyolca öğreniyoruz. We learn Spanish. Biz İspanyolca öğreniyoruz. Kimden? We learn Spanish from our father. Biz babamızdan İspanyolca öğreniyoruz. Do we learn Spanish from our father? Biz babamızdan İspanyolca mı öğreniyoruz? We don't learn Spanish from our father. Biz babamızdan İspanyolca öğrenmiyoruz. We learn Spanish from our mother. Biz annemizden İspanyolca öğreniyoruz. Do we learn Spanish from our mother? Biz annemizden İspanyolca öğreniyor muyuz? We don't learn Spanish from our mother. Biz annemizden İspanyolca öğrenmiyoruz. We learn Spanish from our sister. Biz kız kardeşimizden İspanyolca öğreniyoruz. Do we learn Spanish from our sister? Biz kız kardeşimizden İspanyolca öğreniyor muyuz? We don't learn Spanish from our sister. Biz kız kardeşimizden İspanyolca öğrenmiyoruz. We learn Spanish from our brother. Biz erkek kardeşimizden İspanyolca öğreniyoruz. Do we learn Spanish from our brother? Biz erkek kardeşimizden İspanyolca öğreniyor muyuz? We don't learn Spanish from our brother. Biz erkek kardeşimizden İspanyolca öğrenmiyoruz. We learn Spanish from our son. Biz oğlumuzdan İspanyolca öğreniyoruz. Do we learn Spanish from our son? Biz oğlumuzdan İspanyolca öğreniyor muyuz? We don't learn Spanish from our son. Biz oğlumuzdan İspanyolca öğrenmiyoruz. Evet, bir dersimizin daha sonuna geldik. Neyi bıraktık? They'i bıraktık. They learn Chinese. Onlar Çince öğrenirler. Ne yapın arkadaşlar? Bu dersi bitirdikten sonra bu videoyu tekrardan bir seyredin. Arkasından ne yapın? Tahtadaki sözcüklerle beraber öğrenmiş olduklarınızı benim yaptığım gibi ne yapın? Tek tek siz de yapın. Siz de aynıları söylemeye çalışın. Yorulacaksınız biliyorum ama nedir? Dil öğrenmenin bir numaralı maddesi nedir? Her şeyi tekrar tekrar dinlemek, tekrar tekrar okumak ve konuşmak. Sadece dinleyerek dil öğrenilmez. Aynı zamanda duymuş olduklarınızı, öğrenmiş olduklarınızı ağzınızdan tekrar tekrar söylemeniz lazım. Bazıları diyor ki hocam diyor ben diyor yazarak öğreniyorum. Arkadaşlar dil yazarak çalışılmaz. Öncelikli olarak dil dinleyerek çalışılır. Konuşarak pratik yapılır. Ve ne yapılır? Aynı zamanda okuyarak. Yazma bu işin en son kısmıdır. Hatta şöyle söyleyebilirim. Yazarak çalışanlar arkadaşlar amelelik yapıyorsunuz en başta. Çok fazla zaman kaybediyorsunuz. Hatta 5. sınıf öğrencilerimle sınıfta bir deney yaptık. Öğretmenleri İngilizce dersinde 15 defa yazma ödevi vermiş. Çocuklar 15 defa yazana kadar yaklaşık olarak 150 defa okuyabiliyorlar. 15 nerede? 150 nerede arkadaşlar? Okuyarak 150 defa okuyabilirken
yazarak anca 15 defa yazabiliyorsunuz. Aradaki farka dikkatinizi çekerim. Şimdi ne yapacaksınız? Bu videoyu kapatın. Aşağıda beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Bu da bize bir teşekkür olsun. Bundan sonraki videolarım arkadaşlar sizin için gelmeye devam edecek. Size hızlı bir şekilde İngilizce öğretmeye devam edeceğiz. Beni takip etmeye devam edin. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Unutmayın, bütün dilleri öğrenebilirsiniz. Yeter ki ama yeter ki doğru hocadan, doğru kaynakla, doğru şekilde ders çalışın ve öğrenin. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler dileğiyle. Güzel yurdumun güzel insanı, merhaba. Söz verdiğim gibi sizin için videoları yapmaya devam ediyorum. Ama gördüğüm kadarıyla bu videoları yapmam bazılarının hiç hoşuna gitmiyor. Hatta küfür bile ne diyorlar? Neden küfür ediyorlar? Ya kardeşim, biz bu işten bok gibi para kazanıyoruz. Sen bu işi YouTube'dan niye bedava yapıyorsun? Kitapların niye bedava örneğini veriyorsun? Bizim ekmeğimizde niye oynuyorsun? Arkadaşlar, eğitim para kazansanız dahi insanları aydınlatmak, eğitmek bizim vatani borcumuz. Ben ne yapıyorum? Vatani borcumu yerine getiriyorum. Halkımı elimden geldiğince aydınlatmaya çalışıyorum. Şimdilik İngilizce, sonra Almanca, Çince, Arapça, Japonca, dünyanın bütün dillerini size tek tek burada anlatacağım. Ve sonra da tüm dünyaya hep beraber dil öğretmeye devam edeceğiz. Peki bugün ne yapacağız? Bugün İngilizce'de gelecek zamanı öğreneceğiz. Ama gelecek zamanı başlamadan önce aşağıda videoyu beğen butonuna tıklayın ki herkes videomuzu izleyebilsin. Ben de sizler için daha çok video yapayım. Siz de daha çok öğrenin. Ben de daha çok mutlu olayım. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Dersimize başlıyoruz. Bugünkü dersimiz neydi? Gelecek zamandı. Peki İngilizce'de gelecek zamanla nasıl yapılır? İngilizce'de gelecek zamanı yapmak için aslında iki tane sözcüğümüz var. Bir tanesi will. Nerede? Will burada. Peki ikincisi ne? İkincisi de going to. Will ve going to ile gelecek zaman yapıyoruz ama biz şu an ne yapacağız? Will ile gelecek zaman yapacağız. Will Almanca kökenli bir sözcük. Almanca'daki anlamı istemek anlamına geliyor. İngilizce'de gelecek zaman yapıyoruz. Peki Almanca'da istemekken İngilizce'de ecek acak olarak Türkçe'ye çeviriyoruz. Peki istemek İngilizce'de yok mu? Arkadaşlar İngilizce'de de will bazı yerlerde istemek anlamına geçiyor. Anlamına geliyor. Peki nerelerde? Mesela this is my will, bu benim isteğim derken bir istek olarak belirtiyorsunuz. Ya da I'm not willing to do this, bunu yapmaya istekli değilim diye de kullanabiliyorsunuz. Ama biz burada ne yapacağız? Will'i gelecek zaman anlamıyla kullanmaya başlayacağız. Will nerelerde kullanılıyor peki? Üzerinde herhangi bir plan yapmadığınız, bakın dikkat edin, üzerinde herhangi bir plan yapmadığınız, o an aklınıza gelen ve gelecekte yapmayı düşündüğünüz bir şeyi ne yapabilirsiniz? O an will ile kullanabilirsiniz. Bazıları going to'yu kullanmayı bilmiyorlar ya da şimdiki zamanı gelecek zaman anlamıyla kullanmayı bilmiyorlar. Ne yapıyorlar? Will ile kullanıyorlar. Sürekli olarak. I will, I will, I will diyorlar. Peki yanlış mı? Bazı yerlerde yanlış ama sallayın gitsin arkadaşlar. Önemli olan karşıdaki sizi anlıyor mu, anlamıyor mu? Eğer sınava girmeyecekseniz will ile vurun gitsin. Ne olacak? Siz konuşmaya başlayacaksınız. Karşıdaki sizi anlayacak. Siz karşıdakini anlayacaksınız. Önemli olan muhabbet. Sınava girecek arkadaşlar ise ilerleyen derslerimize baksınlar. Orada going to ile ve şimdiki zamanı gelecek zaman anlamıyla da nasıl kullanacağımızı göstereceğim. Şimdi ne yapalım? O zaman biz will ile gelecek zaman yapmaya başlayalım. Peki nasıl yapıyoruz? Arkadaşlar çok basit. Biliyorsunuz ki İngilizce eşittir Tarzanca. Yani Tarzanca'dan çok daha fazla öte olan bir dil değil. Nedir? Ben var gelmek, sen var gitmek gibisinden bir dilden bahsediyoruz. Will şahıslara göre hiçbir şekilde değişmiyor. I will, you will, he, she, it will. Hatta burada s gelmiyor farkındaysanız. We will, you will, they will. Bitti. Will, will, will. Peki soru nasıl yapacaksınız? Will'i alacaksınız, başa koyacaksınız. Will I, will you, will he, will she, will it, will we, will you, will they. Olumsuz nasıl yapacaksınız? Will'in yanına not koyacaksınız. I will not, you will not, he will not, she will not, it will not, we will not, you will not, they will not. Ah, bakın konuşmaya başladınız bile. Şimdi ne yapıyoruz? Will'in yanına diğer fiillerimizi koyacağız. Ondan sonra
o fiillerle beraber gelecek zaman yapacağız. Hadi yapalım. I will speak. Ben konuşacağım. You will speak. Sen konuşacaksın. He will speak. O konuşacak. She will speak. O konuşacak. It will speak. O konuşacak. We will speak. Biz konuşacağız. You will speak. Siz konuşacaksınız. They will speak. Onlar konuşacaklar. Soru yapalım. Will I speak? Ben konuşacak mıyım? Will you speak? Sen konuşacak mısın? Burada dikkat edin. Sadece will'i bu tarafa aldık. Speak bu tarafta kaldı. Will he speak? O konuşacak mı? Will she speak? O konuşacak mı? Will it speak? O konuşacak mı? Will we speak? Biz konuşacak mıyız? Will you speak? Siz konuşacak mısınız? Will they speak? Onlar konuşacaklar mı? Olumsuz yapalım. I will not speak. Ben konuşmayacağım. You will not speak. Sen konuşmayacaksın. He will not speak. O konuşmayacak. She will not speak. O konuşmayacak. It will not speak. O konuşmayacak. We will not speak. Biz konuşmayacağız. You will not speak. Siz konuşmayacaksınız. Ve they will not speak. Onlar konuşmayacaklar. Şimdi ne yapalım? Bir dil konuşmaya başlayalım. I will speak English. Ben İngilizce konuşmaya başlayacağım. You will speak German. Sen başlayacağım dedim. Başlayacağım olmayacak. I will speak English. Ben İngilizce konuşacağım. You will speak German. Sen Almanca konuşacaksın. He will speak French. O Fransızca konuşacak. She will speak Turkish. O Türkçe konuşacak. We will speak Spanish. Biz İspanyolca konuşacağız. You will speak Russian. Siz Rusça konuşacaksınız. They will speak Chinese. Onlar Çince konuşacaklar. Soru yapalım. Will I speak English? Ben İngilizce konuşacak mıyım? Will you speak German? Sen Almanca konuşacak mısın? Will he speak French? O Fransızca konuşacak mı? Will she speak Turkish? O Türkçe konuşacak mı? Will we speak Spanish? Biz İspanyolca konuşacak mıyız? Will you speak Russian? Siz Rusça konuşacak mısınız? Will they speak Chinese? Onlar Çince konuşacaklar mı? Olumsuz yapalım. I will not speak English. Ben İngilizce konuşmayacağım. You will not speak German. Sen Almanca konuşmayacaksın. He will not speak French. O Fransızca konuşmayacak. She will not speak Turkish. O Türkçe konuşmayacak. We will not speak Spanish. Biz İspanyolca konuşmayacağız. You will not speak Russian. You will not speak Russian. Siz Rusça konuşmayacaksınız. Ve they will not speak Chinese. Onlar Çince konuşmayacaklar. Şimdi biraz daha ilerletelim cümleyi. I will speak English well. Ben iyi İngilizce konuşacağım. You will speak German badly. Sen kötü Almanca konuşacaksın. He will speak French fast. O hızlı Fransızca konuşacak. She will speak Turkish slowly. O yavaş Türkçe konuşacak. We will speak Spanish terribly. Biz çok kötü İspanyolca konuşacağız. You will speak Russian quietly. Siz sessizce Rusça konuşacaksınız. They will speak Chinese fluently. Onlar akıcı bir şekilde Çince konuşacaklar. Başka neler yapabiliriz? Soru yapacağız bunu. Will I speak English? Well, ben İngilizce konuşacak mıyım? Will you speak German badly? Sen kötü Almanca konuşacak mısın? Will he speak French? Will he speak French fast? O hızlı Fransızca konuşacak mı? Will she speak Turkish slowly? O yavaş Türkçe konuşacak mı? Will we speak Spanish terribly? Biz çok kötü İspanyolca konuşacak mıyız? Will you speak Russian quietly? Siz sessizce Rusça konuşacak mısınız? Will they speak Chinese fluently? Onlar akıcı bir şekilde Çince konuşacaklar mı? Şimdi ne yapalım? Arkadaşlar bunu olumsuz yapalım. Bu arada will not'ın olumsuz hali, kısaltılmış şekli won't. Yani bundan sonra won't'la devam edebiliriz. I won't speak English. Well, ben İngilizce konuşmayacağım. You won't speak German badly. Sen kötü Almanca konuşmayacaksın. He won't speak French fast. O hızlı Fransızca konuşmayacak. She won't speak Turkish slowly. O yavaş Türkçe konuşmayacak. We won't speak Spanish terribly. Biz kötüce, çok kötü İspanyolca konuşmayacağız. You won't speak Russian quietly. Siz sessizce Rusça konuşmayacaksınız. They won't speak Chinese fluently. Onlar akıcı bir şekilde Çince konuşmayacaklar.
Peki ne yapalım? Şimdi devam edelim neyle? With'le. I will speak English with you. Ben seninle İngilizce konuşacağım. I will speak English with him. Ben onunla İngilizce konuşacağım. Ya da İngilizceyi sallayalım. I will speak with you. Ben seninle konuşacağım. Bunu soru olarak yapalım. Will I speak with you? Ben seninle konuşacak mıyım? I won't speak with you. Ben seninle konuşmayacağım. You will speak with him. Sen onunla konuşacaksın. Will you speak with him? Sen onunla konuşacak mısın? You won't speak with him. Sen onunla konuşmayacaksın. He will speak with her. O onunla konuşacak. Will he speak with her? O onunla konuşacak mı? He won't speak with her. O onunla konuşmayacak. She will speak with us. O bizimle konuşacak. Will she speak with us? O bizimle konuşacak mı? She won't speak with us. O bizimle konuşmayacak. We will speak with you. Biz sizinle konuşacağız. Will we speak with you? Biz sizinle konuşacak mıyız? We won't speak with you. Biz sizinle konuşmayacağız. We will speak ya da you will speak with them. Siz onlarla konuşacaksınız. Will you speak with them? Siz onlarla konuşacak mısınız? You won't speak with them. Siz onlarla konuşmayacaksınız. They will speak with me. Onlar benimle konuşacaklar. Will they speak with me? Onlar benimle konuşacaklar mı? They won't speak with me. Onlar benimle konuşmayacaklar. Başka neyimiz var? Arkadaşlar burada babamızla konuşabiliriz. I will speak with my father. Ben babamla konuşacağım. Şimdi şöyle soralım. Babam benimle konuşacak mı? Will my father speak with me? Babam benimle konuşacak mı? My father won't speak with me. Babam benimle konuşmayacak. I will speak with my mother. Ben annemle konuşacağım. Will my mother speak with me? Annem benimle konuşacak mı? My mother won't speak with me. Annem benimle konuşmayacak. I will speak with my wife. Ben karımla konuşacağım. Will my wife speak with me? Karım benimle konuşacak mı? My wife won't speak with me. Karım benimle konuşmayacak. I will speak with my husband. Ben kocamla konuşacağım. Will my husband speak with me? Kocam benimle konuşacak mı? My husband won't speak with me. Kocam benimle konuşmayacak. I will speak with my sister. Ben kız kardeşimle konuşacağım. Will my sister speak with me? Ben kız kardeşimle konuşacak mıyım? My sister won't speak with me. Ben... Will my sister speak with me? Kız kardeşim benimle konuşacak mı? My sister won't speak with me. Kız kardeşim benimle konuşmayacak. I will speak with my brother. Ben erkek kardeşimle konuşacağım. Will my brother speak with me? Erkek kardeşim benimle konuşacak mı? My brother won't speak with me. Erkek kardeşim benimle konuşmayacak. Şimdi you ile yapalım. You will speak with your father. Sen babanla konuşacaksın. Will your father speak with you? Baban seninle konuşacak mı? Your father won't speak with you. Baban seninle konuşmayacak. You will speak with your mother. Sen annenle konuşacaksın. Will your mother speak with you? Annen seninle konuşacak mı? Your mother won't speak with you. Annen seninle konuşmayacak. You will speak with your wife. Sen karınla konuşacaksın. Will your wife speak with you? Karın seninle konuşacak mı? Your wife won't speak with you. Karın seninle konuşmayacak. You will speak with your husband. Sen kocanla konuşacaksın. Will your husband speak with you? Kocan seninle konuşacak mı? Your husband won't speak with you. Kocan seninle konuşmayacak. You will speak with your sister. Sen kız kardeşinle konuşacaksın. Will your sister speak with you? Kız kardeşin seninle konuşacak mı? Your sister won't speak with you. Kız kardeşin seninle konuşmayacak. You will speak with your brother. Sen erkek kardeşinle konuşacaksın. Will your brother speak with you? Erkek kardeşin seninle konuşacak mı? Your brother won't speak with you. Erkek kardeşin seninle konuşmayacak. You will speak with your son. Sen oğlunla konuşacaksın. Will your son speak with you? Oğlun seninle konuşacak mı? Your son won't speak with you. Oğlun seninle konuşmayacak. Şimdi ne yapalım? He ile devam edelim. He will speak with his father. O babasıyla konuşacak. Will his father speak with him? Babası onunla konuşacak mı? His father won't speak with him. Babası onunla konuşmayacak. He will speak with his mother. O annesiyle konuşacak.
Will his mother speak with him? Annesi onunla konuşacak mı? His mother won't speak with him. Annesi onunla konuşmayacak. He will speak with his wife. O karısıyla konuşacak. Will his wife speak with him? Karısı onunla konuşacak mı? His wife won't speak with him. Karısı onunla konuşmayacak. He will speak with his sister. O kız kardeşiyle konuşacak. Will his sister speak with him? Kız kardeşi onunla konuşacak mı? His sister won't speak with him. Kız kardeşi onunla konuşmayacak. He will speak with his brother. O erkek kardeşiyle konuşacak. Will his brother speak with him? Erkek kardeşi onunla konuşacak mı? His brother won't speak with him. Erkek kardeşi onunla konuşmayacak. He will speak with his son. O oğluyla konuşacak. Will his son speak with him? Oğlu onunla konuşacak mı? His son won't speak with him. Oğlu onunla konuşmayacak. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi gelecek zaman yapmak da aslında İngilizce'de çok basit. Ne yaptık? Az bir sözcükle bin bir türlü cümle yapmayı öğreniyorsunuz. Ben size ne yapıyorum? Ben size balık vermiyorum. Ben size balık tutmayı öğretiyorum. Siz de öğrendikten sonra gidip istediğiniz büyüklükte, istediğiniz kadar balık tutabilirsiniz. İstediğiniz şekilde konuşabilirsiniz. Derslerimizi ilerlettikten sonra ne yapacağız? Ondan sonra kelime haznemizi ilerleteceğiz. Ondan sonra ne yapacağız? Kelime haznemizi de ilerletince öğrenmiş olduğumuz yapılarla beraber bin bir türlü cümle kurabileceksiniz. Şimdi ne yapın? Bu dersi tekrardan başa alın, sarın ve tekrar tekrar seyredin. Ondan sonra da hızlı bir şekilde gelecek zamanı öğrenmiş olun. Bir sonraki dersimizde diğer fiillerimizle de beraber gelecek zamanı pekiştireceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Aşağıda beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler dileğiyle. Merhaba arkadaşlar. Sizler için yapmış olduğum bu videoya teşekkür etmek isterseniz aşağıdaki beğen butonunu tıklamanız yeterlidir. Şimdi dersimize başlayalım. Güzel yurdumun güzel insanı Ferhat Yıldız'la İngilizce derslerinin bir başka bölümüne hoş geldiniz. Ne yapacağız? Bu bölümümüzle beraber sizinle hızlı bir şekilde İngilizce öğrenmeye devam edeceğiz. Bu bölümümüzde neyi göreceğiz? Can fiilini göreceğiz. Can fiiliyle yapacağımız derslerimiz biraz uzun sürecek gibi. Ne yapacağız? Her bir fiilimizle speak, learn, understand ile beraber ayrı ayrı daha detaylı örnekler vereceğim. Ama speak ile yaptığımız bölümde siz kendine beraber neler yapabileceğinizi, neler söyleyebileceğinizi, neler ifade edebileceğinizi göreceksiniz. Peki ne yapalım? Biz derslerimize başlayalım. Can'in tam olarak Türkçe'ye çevirimi nedir? E-bilmek. E-bilmek mi? E-bilmek ne diye soracak olanlar çıkabilir. Türkçe arkadaşlar eklemeli bir dildir. Duygularımızı, düşüncelerimizi, zorunda olduklarımız şeylerimizi ifade edebilmek için biz ne yapıyoruz? Fiillerimize ekler getiriyoruz. İşte tam olarak Türkçe'ye çevirimi e-bilmek ama İngilizler ya da Avrupa dilleri bunun için ayrı bir sözcük kullanıyorlar. Kendi beraber ne söylüyoruz? Mesela I speak, ben konuşurum. I can speak, ben konuşabilirim. Konuşmayı biliyorum ya da vücut fonksiyonlarım yerinde konuşabilirim. Ne yapıyorum? Ağzımdan çıkan sözcükler konuşabildiğimi ifade ediyor. Dilim var, ağzım var, zihinsel engelim yok, konuşabiliyorum. Ya da I can speak, annem babamdan izinliyim, konuşabilirim. O anlama da gelebiliyor. Sadece bir tane fiille beraber. E-bilmek. Peki, bununla beraber biz örneklerimizi yapmaya başlayalım. Biz örneklerimizi yaptıkça siz daha iyi anlayacaksınız. İlk önce speak fiiliyle beraber bin bir türlü örnek vereceğiz. Arkasından ondan sonra gelen derslerde de learn ve understand ile beraber ne yapacağız? Can fiilini iyice pekiştirmiş olacağız. O zaman örneklerimizi vermeye başlayalım. I can speak. Ben konuşabilirim. You can speak. Sen konuşabilirsin. He can speak. O konuşabilir. Kendine S takısı gelmiyor. Buna çok dikkat edin. She can speak. O konuşabilir. It can speak. O konuşabilir. We can speak. Biz konuşabiliriz. You can speak. Siz konuşabilirsiniz. They can speak. Onlar konuşabilirler. Bunun sorusunu nasıl yapıyoruz? Can'i başa alıyoruz. Can I speak? Ben konuşabilir miyim? Can you speak? Sen konuşabilir misin? Can he speak? O konuşabilir mi?
Can she speak? O konuşabilir mi? Can it speak? O konuşabilir mi? Can we speak? Biz konuşabilir miyiz? Can you speak? Siz konuşabilir misiniz? Can they speak? Onlar konuşabilirler mi? Ne yapacağız? Olumsuz yapacağız. Olumsuz yapmak için ne yapıyoruz? Yanına not koyuyoruz. Burada dikkat edin. Olumsuz yaptığınızda cannot. Bunu kısaltılmış olarak Amerikalılar can't olarak okurken K-E-N-T can't. Avustralya'da ve İngiltere'de bunu can't K-A-N-T olarak okuyabiliyorlar. Bir daha yapalım. Can't Amerika, İngiltere ve Avustralya can't. Hangisi hoşunuza gidiyorsa onu kullanın arkadaşlar. Burada can olarak kullandık. İngiltere'nin bazı bölgelerinde buna can da diyebiliyorlar. O sebepten dolayı orijinali Almanca, Almanca'da can. Ne yapıyorsunuz? İngiltere'nin bazı bölgelerinde de can olarak kullanabiliyorlar. Duyarsanız şaşırmayın. Her iki versiyonu da doğru. Siz daha sonra İngilizlerle de ya da Amerikalılarla çok haşır neşir olduğunuz zaman hangi aksan istiyorsanız o aksanı eğer yapabiliyorsanız konuşmaya başlarsınız. Önemli olan nedir? Karşıdakinin sizi anlayabilmesi. Hangi aksanla konuşursanız konuşun. Peki ne yapacağız? Can'le beraber olumsuz yapacağız. Ben can't'ı tercih ediyorum ama sizin için can't'le yapacağım. I can speak, ben konuşabilirim. I can't speak, ben konuşamam. You can speak, sen konuşabilirsin. You can't speak, sen konuşamazsın. He can speak, o konuşabilir. He can't speak, o konuşamaz. She can speak, o konuşabilir. She can't speak, o konuşamaz. It can speak, o konuşabilir. It can't speak, o konuşamaz. We can speak, biz konuşabiliriz. We can't speak, biz konuşamayız. You can speak, siz konuşabilirsiniz. You can't speak, siz konuşamazsınız. They can speak, onlar konuşabilirler. They can't speak, onlar konuşamazlar. Şimdi ne yapalım? Biraz da dillerimizi ekleyelim. Konuşmaya devam edelim. I can speak English. Ben İngilizce konuşabilirim. Sorusunu yapalım. Can I speak English? Ben İngilizce konuşabilir miyim? I can't speak English. Ben İngilizce konuşamam. Ne yapalım? You ile. You can speak German. Sen Almanca konuşabilirsin. Soru yaptığımızda ne yapıyorduk? Can'i başa alıyorduk. Can you speak German? Sen Almanca konuşabilir misin? Olumsuz. I cannot speak German. Ben Almanca konuşamam. Sen Almanca konuşamazsın. He can speak French. O Fransızca konuşabilir. Can he speak French? O Fransızca konuşabilir mi? He cannot speak French. O Fransızca konuşamaz. İsterseniz cannot, isterseniz can't, ne istiyorsanız onu kullanın. İkisi de makbul. Cannot kullandığınızda ne yapıyorsunuz? Olumsuzluk, özellikle not'ın üzerine bastırmış oluyorsunuz. Can't, öylesine yapamazsın. Devam edelim. She can speak Turkish, o Türkçe konuşabilir. Can she speak Turkish, o Türkçe konuşabilir mi? She cannot speak Turkish, o Türkçe konuşamaz. We can speak Spanish, biz İspanyolca konuşabiliriz. Can we speak Spanish, biz İspanyolca konuşabilir miyiz? We can't, we cannot speak Spanish, biz İspanyolca konuşamayız. You can speak Russian, siz Rusça konuşabilirsiniz. Can you speak Russian, siz Rusça konuşabilir misiniz? You cannot speak Russian, siz Rusça konuşamazsınız. They can speak Chinese, onlar Çince konuşabilirler. Can they speak Chinese? Onlar Çince konuşabilirler mi? They can't speak Chinese. Onlar Çince konuşamazlar. Ne yapacağız? O zaman well, badly bu sözcüklerimizi de ekleyelim. Bu tarafı aklınızda tutmuşsunuzdur. I can speak English well. Ben iyi İngilizce konuşabilirim. Soru yapalım. Can I speak English well? Ben iyi İngilizce konuşabilir miyim? I can't speak English well. Ben iyi İngilizce konuşamam. You can speak German badly. Sen kötü Almanca konuşabilirsin. Can you speak German badly? Sen kötü Almanca konuşabilir misin? You can't speak German badly. Sen kötü Almanca konuşamazsın. Saçma bir cümle gibi görünüyor olabilir. Ama birisinin Almancası çok iyidir. Numara yapıp kötü Almanca konuşmaya çalışacaktır.
O sebepten dolayı iki arkadaş kendi arasında konuşuyor. Ya diyor, sen Almanca'da kötüleştirebilir misin? O da diyor ki evet diyor, ben kötü Almanca konuşabilirim eğer istersen. Yani Almancamı bozabilirim. Devam edelim. He can speak French fast. O hızlı Fransızca konuşur. Can he speak French fast? O hızlı Fransızca konuşur mu? He can't speak French fast. O hızlı Fransızca konuşamaz. She can speak Turkish slowly. O yavaş Türkçe konuşabilir. Can she speak Turkish slowly? O yavaş Türkçe konuşabilir mi? She can't speak Turkish slowly. O yavaş Türkçe konuşamaz. Ya da birisini anlamıyorsunuz arkadaşlar. Sizin için konuşması çok hızlı geliyor. O zaman şunu yapabilirsiniz. Karşınızdakine şöyle diyebilirsiniz. Can you speak English slowly? Biraz yavaş İngilizce konuşabilir misin? Ya da can you speak slowly? Biraz yavaş konuşabilir misin? Anlamadığınızda bunu söyleyebilirsiniz. O da biraz konuşmasını yavaşlatabilir. Ne yapalım? Devam edelim. We can speak Spanish terribly. Biz çok korkunç İspanyolca konuşabiliriz. Bu biraz saçma oldu. Bunu geçelim. We can speak Spanish fluently. Biz akıcı İspanyolca konuşabiliriz. Can we speak Spanish fluently? Biz akıcı İspanyolca konuşabilir miyiz? We can't speak Spanish fluently. Biz akıcı İspanyolca konuşamayız. You can speak Russian well. Siz iyi Rusça konuşabilirsiniz. Can you speak Russian well? Siz iyi Rusça konuşabilir misiniz? You can't speak Russian well. Siz iyi Rusça konuşamazsınız. They can speak Chinese fast. Onlar hızlı Çince konuşabilirler. Can they speak Chinese fast? Onlar hızlı Çince konuşabilirler mi? They can't speak Chinese fast. Onlar hızlı Çince konuşamazlar. Oy. Çok problem değil. Şimdi ne yapalım? Devam edelim. Neyle devam edeceğiz? Burada with ile devam edeceğiz. İle sözcüğü o zaman yapalım. I can speak with you. Ben seninle konuşabilirim. Can I speak with you? Ben seninle konuşabilir miyim? I can't speak with you. Ben seninle konuşamam. I can't speak with him. Ben onunla konuşabilirim. Can I speak with him? Ben onunla konuşabilir miyim? I can't speak with him. Ben onunla konuşamam. I can't speak with her. Ben onunla konuşabilirim. Can I speak with her? Ben onunla konuşabilir miyim? I can't speak with her. Ben onunla konuşamam. I can't speak with you. Ben sizinle konuşabilirim. Can I speak with you? Ben sizinle konuşabilir miyim? I can't speak with you. Ben sizinle konuşamam. I can't speak with them. Ben onlarla konuşabilirim. Can I speak with them? Ben onlarla konuşabilir miyim? I can't speak with them. Ben onlarla konuşamam. Mesela birisiyle konuşmak istiyorsunuz. Gidiyorsunuz. Can I speak with you? Seninle konuşabilir miyim? İzin istiyorsunuz. O da diyor ki yes you can. O zaman konuşalım. You can speak with me. Sen benimle konuşabilirsin. Can you speak with me? Sen benimle konuşabilir misin? Ya da can you speak English with me? Sen benimle İngilizce konuşabilir misin? You can't speak English with me. Sen benimle İngilizce konuşamazsın. He can speak ya da you can speak English with him. Sen onunla İngilizce konuşabilirsin. Can you speak English with him? Sen onunla İngilizce konuşabilir misin? You can't speak English with him. Sen onunla İngilizce konuşamazsın. You can speak French with her. Sen onunla Fransızca konuşabilirsin. Can you speak French with her? Sen onunla Fransızca konuşabilir misin? You can't speak French with her. Sen onunla Fransızca konuşamazsın. You can speak Spanish with us. Sen bizimle İspanyolca konuşabilirsin. Can you speak Spanish with us? Sen bizimle İspanyolca konuşabilir misin? You can't speak Spanish with us. Sen bizimle İspanyolca konuşamazsın. You can speak Chinese with them. Sen onlarla Çince konuşabilirsin. Can you speak Chinese with them? Sen onlarla Çince konuşabilir misin? You can't speak Chinese with them. Sen onlarla Çince konuşamazsın. Buraya kadar gayet güzel öğrendiniz. Buradan sonra ne yapın?
he, she, we, you ve they, siz yapın. Aynı benim gösterdiğim gibi. Ne yapacağız? Şimdi bu tarafa geçeceğiz. I can't speak with my father. Geçelim. Your. I can't speak with your mother. Ben senin annenle konuşabilirim. Can I speak with your mother? Senin annenle konuşabilir miyim? I can't speak with your mother. Senin annenle konuşamam. I can't speak with your father. Senin babanla konuşabilirim. Can I speak with your father? Senin babanla konuşabilir miyim? I can't speak with your father. Senin babanla konuşamam. I can't speak with your wife. Senin karınla konuşabilirim. Can I speak with your wife? Senin karınla konuşabilir miyim? I can't speak with your wife. Senin karınla konuşamam. I can't speak with your husband. Senin kocanla konuşabilirim. Can I speak with your husband? Kocanla konuşabilir miyim? I can't speak with your husband. Kocanla konuşamam. I can speak with your sister. Ben senin kız kardeşinle konuşabilirim. Can I speak with your sister? Senin kız kardeşinle konuşabilir miyim? I can't speak with your sister. Senin kız kardeşinle konuşamam. I can't speak with your brother. Senin erkek kardeşinle konuşabilirim. Can I speak with your brother? Senin erkek kardeşinle konuşabilir miyim? I can't speak with your brother. Senin erkek kardeşinle konuşamam. I can speak with your son. Senin oğlunla konuşabilirim. Can I speak with your son? Senin oğlunla konuşabilir miyim? I can't speak with your son. Senin oğlunla konuşamam. Şimdi you ile yapalım. You benim annemle babamla konuşsun. You can speak with my father. Bana inanmıyorsan babamla konuşabilirsin mesela. You can speak with my father. Bana inanmıyorsan you can speak with my father. Babamla konuşabilirsin. Can you speak with my father? Babamla konuşabilir misin? You can't speak with my father. Babamla konuşamazsın. You can speak with my mother. Annemle konuşabilirsin. Can you speak with my mother? Annemle konuşabilir misin? Ya da can you speak English with my mother? Annemle İngilizce konuşabilir misin? Ya da can you speak slowly with my mother? Annemle yavaş konuşabilir misin? Diyebilirsiniz. Yani bin bir türlü soru sorabilirsiniz. You can't speak English with my mother. Annemle İngilizce konuşamazsın. You can't speak fast English. You can't speak fast with my mother. Annemle hızlı konuşamazsın. You can't speak Chinese with my mother. Annemle Çince konuşamazsın. You can't speak quietly with my mother. Annemle sessizce konuşamazsın çünkü o hep bağırır. You can't speak badly with my mother. Annemle kötü bir şekilde konuşamazsın. Vesaire vesaire. Arkadaşlar yaratıcı olun. Buradaki sözcüklerden bin bir türlü cümle çıkartabilirsiniz. You can't speak. You can speak with my husband. Kocamla konuşabilirsin. Can you speak French with my husband? Kocamla Fransızca konuşabilir misin? You can't speak Chinese with my husband. Kocamla Çince konuşamazsın. You can speak with my sister. Kız kardeşimle konuşabilirsin. Can you speak Turkish with my sister? Kız kardeşimle Türkçe konuşabilir misin? You can't speak Turkish with my sister. Kız kardeşimle Türkçe konuşamazsın. Ne yapın? Buradaki şeylerden kendine beraber speak alın. Bin bir türlü cümle yapmaya çalışın. İstiyorsanız bu tabloyu bir yere yazın. Ne yapacağız? Şimdi buradaki soru sözcüklerimizle beraber yapmaya devam edeceğiz. Ne yapalım? Yapalım. Who can speak? Kim konuşabilir? I can speak. Ben konuşabilirim. What language can you speak? Sen hangi dili konuşabilirsin? I can speak English. Ben İngilizce konuşabilirim. With ya da how can you speak English? Sen İngilizceyi nasıl konuşabilirsin? I can speak English well. Ben İngilizceyi iyi konuşabilirim. With whom can you speak English? Sen kiminle İngilizce konuşabilirsin? I can speak English with my sister. Ben kız kardeşimle İngilizce konuşabilirim. Şimdi you ile yapalım. Who can speak? Kim konuşabilir? You can speak. Sen konuşabilirsin. What language can you speak? Sen hangi dili konuşabilirsin? You can speak German. Sen Almanca konuşabilirsin. How can you speak German? Sen Almancayı nasıl konuşabilirsin? You can speak German fluently. Sen Almancayı akıcı bir şekilde konuşabilirsin. With whom can you speak German?
Sen Almancayı kiminle konuşabilirsin? You can speak German with your brother. Sen Almancayı erkek kardeşinle konuşabilirsin. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı unutmayın ve bu videoyu arkadaşlarınızla da paylaşın ki herkes sizin sayenizde Ferhat Yıldız'dan hızlı bir şekilde İngilizce öğrensin. Eğer abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bundan sonra ne gelecek? Bundan sonra Almanca, İngilizce devam edecek. Çince, Japonca, Korece, Fransızca, Farsça, Arapça, bütün dünya dillerini size öğreteceğim arkadaşlar. Kanalımdan hepsini görebileceksiniz, hepsini takip edeceksiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler dileğiyle.